tane, geliyor bir tane, bir tane, geliyor bir tane. Kulağından al sesi, yüreğinde at sesi, yüksek eksik olmayanların pazartesi akşamları canlıyında atılık sohbeti yaptıkları program Farklı Analiz'den bir kez daha yaptılar. Ben Enver Arslan, iki dev isim Atan Zilcioğlu ve İmparator Süleyman Akdil'e stüdyoda yerimizi aldık. TCK TV Reisleri'nin hazırlıklarıyla huzurlarınızdayız. analiz@tck.org'a bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Aynı zamanda sosyal medya kullanıcıları için de X platformundan bize ulaşabilirsiniz. Orada da etiketimiz Farklı Analiz. Hashtag Farklı Analiz yazarak soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi bize iletebilirsiniz ki canlı yayın esnasında özellikle bu etiketi takip etmeye gayret ediyoruz. Oradan gelen soruları da sizlerle buluşturuyoruz diye özellikle söylemek isterim. Klasik açılışı ilk sözlerle devam ettirmem gerekiyor. Hemen dönüyorum. Atan Zilcioğlu'na abi, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Valla tabii sezon sonuna doğru gidiyoruz Enver. O yüzden yıl sonu, sezon sonu heyecanı da yavaş yavaş, özellikle son gün heyecanı da yavaş yavaş her taraf sarmaya başladı. Kimler koşacak, finali kimler güzel yapacak, onu merak ediyoruz. Bu arada tabii grup yarışlardaki mücadeleler devam ediyor. Bu hafta iki tane güzel yarış vardı. Bir tanesi, İki grup bir var. Evet, bir tanesi 3 yaş Arap Taylarının en önemli mücadelesiydi. Güzel yarışlar oldu. Biraz sonra onları yorumlayacağız. Tabii ki izleyicilerimizin de katkılarını bekliyoruz. Cevaplamamız gereken sorular varsa sorularını da yönlendirsinler. Güzel bir iki saat geçireceğiz inşallah. Atan abinin dediği gibi koşularımız var, tartışmalı ve tartışmasız görüntüler var. Ve tüm bunların yanında da sizden gelen soruları cevaplayacağımız bir süremiz olacak gibi gözüküyor. İmparator, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Tabii bu hafta müthiş yarışlar oldu. Sürprizler havada uçuştu. Bugün analiz edeceğiz bunları. Bizi izlemeye devam edin. Çok sayıda da soru geldi. Yani birçok yarışla ilgili teknik olarak da bayağı detaya ineceğiz gibi gözüküyor. Evet. Yarış severlerin de yine canlı yayın esnasında bu koşular başta olmak üzere sorularını sizlere ileteceğiz. Güzel sorular var. Onları akışla beraber ileteceğim. Bazı jokeylerin performansıyla ilgili ya da yarış içerisindeki tutumlarıyla ilgili de hemen sorular gelmeye başladı. Onları da ileteceğiz. Bu hafta sonu da birbirinden önemli grup mücadeleler devam ediyor. Cuma'dan itibaren hafta sonunda yine grup mücadeleler var. Arkadaşlarımıza hemen bir döneyim. Kayıtları verebiliyorsak hemen başta kayıtlarla beraber başlayabiliriz ki Cuma akşamı Beyerli Türk Kuyusu İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda grup 1 mücadele olarak 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentetik pistte buluşacakları yarış. Sevgili yönetmenimiz Hira bu akşam bizimle beraber ve hemen ekrana getirdi. 9 safkanın kaydını tamamladığı 3 yaşlı 3 yukarı 6 ismin buluştuğu bir mücadele izleyeceğiz gibi gözüküyor. Atan abi, ilk sözü sana vereyim. Hı hı. Biraz farklı bir kayıt oldu. Biraz tabii beklentilerin ters köşe olduğu bir kayıt daha. Tabii Depermani'nin bu koşuya gelmesi tabii koşuyu bir anda daha çok konuşulur hale getirdi. Çünkü Deperman inanılmaz iki yarış kazandı üst üste. Çok iyi atları, çok farklı geçti iki yarış, biri 20 boy öbürü 15 boy, 15 boyla geçti at, yani oğlum Doruk gibi bir at, inanılmaz bir performans. Tabi sentetik pistle geliyor, o işi daha enteresan hale getiriyor. Daha önce Anafartalar kostumda bu pisti denemişti, o yarışta çok başarılı olamadı, onun dışında hiç koşmamıştı. Bugün tabi bu formuyla nasıl bir performans sergileyecek? Tabii ki büyük bir merakla bekliyoruz. Ankara Kalesi koşacak deniliyordu. Evet, yani o bekleniyordu. Belki mesafeden dolayı burası tercih edilmiş olabilir diye düşünüyorum. Yarışta tabii başka sürpriz kayıtlar da var. Hani bana göre mesela Festival Fever. Yani biraz ciddi Son of Cougar etkisi Festival Fever'a da bulaşmış. Hani o 2000 küsurdan 1000'e gelmişti. Şimdi Festival Fever'da 1000'den 2000 küsura gidiyor. Enteresan geldi bana kaydı. Güzel yarış olacak. Tabii yine 3 yaşlıların biraz üstünlüğü olacak gibi geliyor bana. Her ne kadar tabii oğlum Doruk ve Vinci Dore bu mesafenin, bu pistin çok iyi atları ama gençler çok ağırlığını koymaya başladılar sezon sonu. Örneğin Pitfall
çok iyi bir yarış kazandı geldi. Bu yarışta bence çok iddialı olacak, atların başında geliyor. Tabii ki iyi bir Vinci Dore. İyi bir oğlum Doruk. Tabii ki her zaman. İyi bir Dagmar. Tabii ki Dagmar. Çok şanslı olurlar. Ama tabii ki Depperman her şeye rağmen, sentetik piste rağmen o inanılmaz son iki yarışıyla sanki altılı gayan favorisi çıkacak gibi düşündürtüyor. Güzel bir yarış olacak yalnız. Keyifli bir yarış olacak. Yani rekor çıkabilir bir yarışta. Yani çünkü Vinci Dore gibi bir at var. Oğlum Doruk her şeye rağmen tabii ki koşunun liderliğini veya bir iki gidebilirler. Koşar, yani. Geçen yarış koşalım. İki gitti, bir yerden sonra yürüdü Depperman. Bu sefer de belki öyle bir strateji de olabilir. Start'la beraber de çıkabilir. Yani ama hani çok ciddi bir derecenin çıkacağını tahmin ediyorum bu yarışta. Enteresan bir değerlendirme geldi. İmparator? Evet. Tabii Depperman müthiş iki tane yarışı var. Adeta sürkülese etti atları. Ama daha evvel koştu Politrak'ta bir şey yapmadı ama bir ölçü değil çünkü at o zaman bu formda değildi. Onun dışında tabii eğer Vinci Dore her zamanki Politrak yarışını koşarsa bence tek rakip. Yani diğer atlar çok koştular. Hiçbir şekilde Vinci Dore'ye rakip olamadılar. Politrak pistte. Atan abi derece beklentisini çok böyle zaten aykırı çok, bir şekilde söyledi. Çok normal çünkü zaten 2-2'si var. Vinci Dore'ni tahmin ediyorum. 2-0-1-0-2 var. Aynen. Yani her koştuğu yarışta dereceli bitiriyor. 2000 sentetiğin en iyi derecesi Derviş Ağa'da. İkinci en iyi derece Vinci Dore'de. Altıncı en iyi derece yine Vinci Dore'de. Yani ya. 2000 sentetikte çok iddialı bir at Vinci Dore. Evet. Ya bir de yani yarışın içinde hamleler çok olabilir. Yani eğer Depperman Ankara'daki gibi koşacaksa bir yerden sonra mutlaka virajı döndürmeden arkadan hücumlar başlayacaktır. Yani bayrak yarışı gibi. Sanki Kurtel ailesinin atları bayrak yarışı vaat ediyor gibi. Olabilir tabii. Festival Fever, Edge of Fire bunlar hamle yapabilir. Arkada da süratli yarışın sürate çıkmasını bekleyen atlar olacak. Kim o? Oğlum Doruk mesela. Çok onun en sevdiği şey. Pitfall her şeye Pitfall. Rağmen. Evet. Yani onlar da arkadan gelecekler. Yani yarışın her yeri yarış gibi koşulacak diye düşünüyorum. Tabii ki bu atların hepsi koşarsa, dekleri olursa ben onu söyleyelim. 3 tane ata ayırıyorum. Depperman, Vinci Dore, Pitfall. Oo. Yani diğer atlar zaten o klasa çıkamadılar. Bütün sene koştular. Geçen sene koştular Vinci Dore ile. Yani evet. Pitfall üçlü tabii. Üçlü avantajı var. Kaç kilo avantajı var bu yarışta? 4 kilo mu olacak? Bir hemen bakalım. Bakalım hemen. Onu da bulalım. 60-56,5. Evet. Yani. Büyük bir avantaj. 3,5 kilo. Ben İmparator'un söylediği 3 ata bir de her şeye rağmen bir oğlum Doruk'u ekliyorum yani. Çünkü yarışın gidişatından dolayı eğer iyi bir gününde olursa çok avantajlı bir hale gelebilir. Atan abiden oğlum Doruk. Ben de o kadar at söylemişken ben de bir Dagmar katayım araya. Bu hafta evet, güzel duyumlarım var Dagmar'la ilgili. Hani son yarışlarında evet. O bizim beklediğimiz, seyrettiğimiz Dagmar'ı göremiyoruz. Yoksa tabii ki iyi bir Dagmar. iyi koştuğu zaman sentetikle çok özel bir at tabii o da. Güzel bir yarış ya. Çok keyifli hale geldi yarış bence. Çok. Depperman'in yazılmasıyla tabii. Bir anda iş değişti. Aynen öyle. Cuma akşamı İstanbul'da Beylül Türk Koyusu'nda bu müthiş mücadeleyi görmek isteyenler hipodroma ya da ekran karşısına geçebilirler diyelim. Haftanın bir diğer grup bir mücadelesinin kayıtları da hemen ekrana gelecek. Harem Koyusu grup bir dişilere ait bir mücadele. 10 dişi İngiliz yarışa kaydını yaptı. 3 yaşların yine 3 temsilcisi olacak. Etsuko Ankara Koyusu'ndan geliyor. Giz Ankara Koyusu'ndan geliyor. Ve Nymphadora Donks o da Eylül ayının başına sentetik pistte kısa vadede 8 kazanmıştı. Geliyor 3 yaşlar olarak. Ablalar, dörtlüler ağırlıklı olarak bu yarışta evet. Var ve Splendid. Grubun en yaşça tecrübeli ismi Splendid. 10 isim Harem Koşusu. İmparator ne dersiniz Harem Koşusu için? Valla burada yorgun savaşçılar var yani. İyi atlar. Giz. Yani 15 gün evvel miydi koştu?
Ankara koştu. Ankara koştu. 2800 metre. Etsuko aynı şekilde. Etsuko aynı şekilde. Ya Birella 1600'den çıktı. Yani bu yarış bence sürpriz kokuyor yani. İki yıldır Eti ekürisinin Lady's Secret'i kazanıyordu. Bu yıl Lady's Secret yok. Aynı ekürinin Estimate var. Estimate, evet. Yani ekürü kazanırsa enteresan bir detay olacak. Evet, enteresan hakikaten. Enteresan şey şu. 3 yaşlıları burada temsil eden 3 atta dişi. Evet. Ya yani 3 yaşlılar burada dişilerle temsil ama ediliyor. Ama harem dişilere ait zaten. Ha doğru. Doğru, kafa harem gitti. Harem dişilere. Vallahi konsantre evet. Olamadım. Kusura bakma. Burada tabii Ankara koşusunda Etsuko'nun performansı çok şaşırtıcıydı. Yani Gizi bütün yol boyu direnerek pes ettirdi değil mi? Evet, pes ettirdi, geçti. Ve çok formda, inanılmaz formda. Onun dışında tabii General Birella büyük klas yani. Ben geçen yarıştan önce Kentir'ini gördüğümde dedim ki iyi koşmayacak hat yani, öyle tahmin ediyorum diye. İmparator var mıydı o gün bilmiyorum. Oradaydım canım. Beraberdik yani. Yani bir şey geçirmiş hat o zaman. Bizim hoşumuza gitmedi hat mesela ama öyle bir yarış koştu ki bana göre kazanmış kadar başarılıydı yani. Evet. Dolayısıyla iyi bir General Birella tabii ki çok şanslı olur. Bahsettiğiniz yarış da Isakhan Burgas yani Marmara evet. Koştu. Grup evet, inanılmaz bir yarış koştu yani. Evet. Burada enteresan olan Nymphadora Donks'un sentetik hiç geçilmemiş olması. Güzel detay. Hiç kaybetmedi bu an, şu ana kadar. Mesafe ele yatkın ya. Ama çimen, tabii çimde iş değişebilir. Ya şimdi onu söyleyecektim. Yani sentetikteki o performansı çok çim, etkileyiciydi. Çim pistte o kadar iyi değil gibi geliyor bana. Yani evet, bir kısrak kosu, bir ezber var. Hani sentetik koşan çim koşar, çim koşan sentetik koşar. Kısrak kosu performansı var ama... Yani öbür pisti bence daha iyi koşuyor diye düşünüyorum. Güzel bir yarış olacak bu da. Harem'de pazar gününün İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndaki önemli mücadelelerinden biri. Grup 1 olarak da haftanın renkli mücadelelerinden biri. Sizin de yorum ve değerlendirmeleriniz varsa etiketimizin altına bekliyoruz diyelim. Tabii ve... orada bir de bizim için var tabii. O da 6 ay aradan sonra muazzam bir yarış koştu. Çok parlak bir yarışla döndü. 6 ay önce de kazanarak zaten bir araya gitmişti. Sanki bu yarışın da provasını yapmış gibi o geçen yarışta. Ki az sonra konuşacağız o yarışı. Evet. Grey Kurt'un kazandığı yarışın. Hedef yapmış gibi görünüyor. İkincisiydi. Bakalım nasıl bir yorum gelecek bizim için ile ilgili. Haftanın gündem maddelerinde hiç şüphesiz ki grup 1 mücadelelere yer ayırmamız gerekiyordu. Ve şimdi geçelim koşulmuş grup 1'lere. Sözü imparatora bırakarak başlayacağım. Türk Silahlı Kuvvetleri koştu da konuşacağımız ilk grup 1 olacak. Doğan kardeşler. Harika bir yarışla kendini hatırlattı. İmparator evet. Neler söylersiniz? Startla beraber Akta Fırtınası aldı numarayı. Doğan kardeşler hemen arkasında 3 gidiyor. Power of Quattro 3, Baytos'un oğlu 4. Darlo'yu 5 gidiyor. Erkşan içeride 6, Baba Cavit 7. Yani çok uzun müddet koşmadığı halde hemen bir yarış gördü ama bu yarıştan önce İmparator. O dediğiniz periyotlu. Ya Adana'dan beri koşmuyor herhalde. Bir kere yarış gördü arada. Evet. O 6 aylık aradan sonra bir kere yarış gördü. Bir apranti kardeşimizle kısa vade 7'de döndü. Bu yarış ikinci yarışı. Şu anda da 3. sırada. 3 idi evet. Hemen Akta Fırtınası geldi sırada. Sarı kulaklıklı. Gayet kolay. Hemen daha düzlüğü çıkmadan geldi, hakim oldu. Kış sezonunda bu atla ilgili söyledikleriniz hem sizin hem Atan abinin evet. Birçok yarış severimizin aklındadır. Çok övdüğünüz isimlerden de. Tabii şimdi yeşil şapkalı kalbimdesin. En dışarıdan geliyor. Müthiş. Bir ara kapatacak. Geliyor bakın. Adım adım. Evet. Halis de modaya uydu. Seneler sonra bekledi. Eğere inceden bir dokunuş evet. Var. Evet. Geldi ve tabii bırakmıyor. Bak Doğan kardeşler. Müthiş koştu. Tebrik ediyoruz.
zaten kış sezonunda müthiş hakatağını geçmiş gitti. Tabii. Yani, konuşmuştuk burada. Evet. Siz de özellikle mesafede de başarılı olacak demiştiniz. Yan kardeşlere. 1500'te de kazanmaya devam etti. Evet. Mehmet Akyavuz idaresindeydi. Sizin yine bu tarz grup koşularda az hatalı binen jokeylerden biri olarak lanse ettiğiniz için. Kolay bir at tabii. Hemen ön tarafta kabulleniyor. Burada da hemen gidenin arkasında kabullendi. Sonra 3'e kaldı. Bence tabii buranın müthiş koşanı kalbimdesin. Kısrak. Yani müthiş yarıştı. Yani müthiş yarış yaptı yani. Yarışta iki tane dişi at vardı. Biri o, biri Toruncu Alas yanlış hatırlamıyorsam. O da güzel koştu. O da geldi sonlarda. O da geldi. Çok geriden geldi o. O da ciddi ara kapattı ama kalbimdesin kazanıra da girdi. Bir yani iki oldular. Toruncu Alas şu anda en içte ve en geride. Bariyer dibinde. Sarı formu mu? Ekranda yok şu anda. Sarı kırmızı. Sondan sarı ikinci. Kırmızı, evet. Sarı kırmızı siyah. O da geldi ama... Grubu yakaladı ama da bitti yarış. Gruba dahil olup orada kaldı. Atan abi bu yarışla ilgili ciddi eleştiriler de vardı. Ama önce seni eski farklı analiz izleyicileri yani uzun süredir biz takip edenleri hatırlayacak ama yeni takip eden yarışlarla için şöyle söyleyelim. Şubat ya da Ocak ayında grup 1 kazanması beni şaşırtmaz dediğin iki at vardı. Evet. O zaman ikisinin de kariyerinde grup 1 yoktu. Biri Doğan kardeşler, biri Akatahan. Biri 5 şart kazanmıştı galiba. Biri sadeydi ki İmparator bu atı çok methediyordu. Çok. Yani Akatahan'ın da önüne koyuyordu bu atı İmparator. Doğru. Hatırlıyorum yani. Çünkü çok iyi koşuyordu at. Ya ikisi de çok iyi at zaten. Zaten ispat ettiler bunu. 6 ay kadar ara verdi. Döndü. Bir yarış gördü. Demek ki burayı hedeflemiş. Müthiş koştu. Daha güneşi dönerken Mehmet gözlüğü indirdi. Yani çok vücut. Böyle çok hakim bir vücut çok dili. Çok şeydi. Çok inandı ata. Çok güzel koştu at. Nefis bir yarış koştu. İyi bir derece var yarışta. 1.43 bitti. Güzel bir derece. Tabii kış sezonu öncesinde de kıymetli bir yarış kazandı at. Ve kışında da çok iyi koşacağını bu yarışıyla gösterdi. Çok iyi bir kum atı. Yarışta tabii çok güzel koşan at daha var. İmparator bir tanesini söyledi. Kalbimdesin. Çok beğendiğim bir kısrak zaten. Buradan Eskişehir'e selam olsun. Çok inanıyorlardı. Çok da güzel koştu at yani. İyi bir rakibe geçildi. Ama Işık Gece diye bir at var. Yani inanılmaz bir yarış koştu at. 5 boy makinede kaldı. Şu anda en dışta, en dışarıdan geliyor. Hücum etmeye kırat. Çalışıyor. En dıştaki kırat. Virajı döndükten sonra bir ara içeriye doğru at yattı devamlı. Onu dışarıya almak için orada bir vakit geçirdi. Mehmet Salih Çelik. Mehmet Salih Çelik ama inanılmaz bir ara kapattı yani. İnanılmaz yani böyle bir yarışta 5 boy makinede kalmak, en geri dönmek, düzlüğe bütün atların dışına çıkmak. Yani muhteşem bir yarış koştu. İnanılmaz bir yarış koştu. Seçeren geçen defa kazanmıştı. Bugün de kötü koşmadı. Yine çok yakın ara bir... Hemen İzmir'den Gökhan kardeşim demiş ki çok kapanmadı mı Seçeren? Onu da gösterelim. O da biraz evet arkadan geldi yani bu üç at. Trafik sorunu yaşaması. Gece. Tabii. Seçeren çok hızlı gitti yarış tabii. Onların lehine oldu aslında yarış. Dolayısıyla da tabii düzlüğe de dışarı çıkma mecburiyetinde kaldılar yani. Seçeren şu anda sondan 5. Evet, sırada. Bak Işık Gece de mesela o da bir ara içeri yatıyor. Onu da Mehmet Salih Çelik dışarı almaya çalışıyor. Kalbimdesinin de içinde bak şu anda. Kamçısı sağ elde dışarı almaya çalışıyor. Ağlamadı. Seçeren orada çıktı mesela şimdi. Seçeren araya evet, şimdi girmeye niyetlendi. Işık Gece çıktı. Işık Gece onun dışına çıktı. Evet. Ya üç at dışarıdan güzel hücum ettiler. Ama öndeki at bence çok güzel koştu kazandı. Yani çok iyi yerde takip etti yarışı Mehmet. Durmadı da hiç. Temposu da hiç düşmedi. Yani evet geldiler arkadaki atlar ama öndeki temponun içinde değildi onlar yani. Onlar rahat bir yarış koştu. Şey öyle değil. Kazanan at hep önde temponun içinde kaldı ve devam etti. Mesela onunla beraber giden atlar yarışı sonuncu tamamladılar. Çok doğru. En arkada kaldı. Tempoya uyanlar. Hiç devam edemediler yani. Ama o etti. Ve baksana ya maşallah. Yani at hala
Değil mi imparator? Hazır değil de at hala yani. Yani onu diyecektim. Vay yani. Daha bir vites daha var tabii mı imparator? Var tabii canım. Var. Yani daha şimdi, üstü var yani. Var. Daha çekmemiş at kendini. Adeleye dönüşmemiş. Kumpiste yani çok çok iyi bir at bu at. Ya şimdi çok... Acaba çimde koştu mu at hiç? Çimde delendi diye hatırlıyorum imparator. İki kere. Şart biri çimde kazandı. Kazandı. Şart biri çimde kazandı ama sonraki denemesi olmadı. Kısa vadeye 7 yarışı olmadı. Evet. Darlo bir tane çok iyi koştu. Darlo ile ilgili bir mesaj geldi. Şimdi diyorlar ki jokeylerin moral motivasyonu yani geçilince moral motivasyonu bozuluyor. Mesela Işık Gece'deki performansla Darlo jokey performanslarına bir verelim mi? Abi kardeşin jokey performansını sormuşlar. Yani Mehmet Salih Çelik ne kadar istediyse Ahmet de o kadar demotive olduğu gibi üçüncülükte ama yani maddi manevi bir fark sonuçta grup birde. Tabii. Son metrelerde Ahmet biraz boşladı mı diye sormuşlar daha doğrusu yani. Ahmet de iyi bir yerde döndü. Hemen mesela müthiş döndü. Kazanır'a da girdi. Kazanır'a rakip seçmiş, hedef seçmiş. Çok doğru bir seçim yapmış. Yani şurada gelecek gibi oldu at. Ama burada sanki ikilide. Evet, hiç durmuyor tabii öndeki at. Şimdi sonlarda diyorlar ki dışarıda Mehmet Salih ne kadar istiyorsa Ahmet o kadar demotive. Ya Ahmet de şurada istiyor yani, istemiyor değil. Geliyor da. Evet. Sanki kalbimde sıra geçirince biraz morali bozuldu gibi. Evet. Bak abi. Biraz kamçı da hep sahilinde. İçeri bak, doğru da gidiyor sanki. At burada biraz. Evet. Biraz haklı gibi. Evet. Kısaldı aksiyonları atın. Şanssız oldu ama Darlo çok iyi bir sezon geçirdi ya. Çok güzel işler yaptı bu sene Darlo. Müthiş. Şimdi kış geliyor. Onun daha çok sevdiği pistler, mesafeler. Güzel bir yarış koştu. İlk 5-6 at çok güzel koştular yani. Cihan'a bedel de bence gayet güzel bir yarış koştu. Yani dışarıda kaldı ama çok yakın geldi. O da dışındaki rakiplerinden biraz etkilenir gibi oldu. Evet. Tabelaya çok yakın bitirdin. Güzel bir yarış izletti bize Safkanlar ve neredeyse bir saniye içerisinde 8 Safkan'ı gördüğümüz bir finish oldu. Kazanan Doğan kardeşleri ilgilerini kutlayalım. Flash cümleler. Tabii imparatorun Doğan kardeşler henüz hala bir vites daha altta demesiyle Atan abinin Işık Gece 5 boy starta kaldığı halde müthiş bir final yaptı cümleleriydi. Şimdi Hatay koşusuna geçeceğiz. Haftanın diğer grup birini konuşacağız. Bakalım stüdyo neler söyleyecek. Sizin varsa sorularınız ki güzel sorular da geliyor yarışlarla ilgili. Onları da soracağım. Ama önce Hatay koşusunu bir ekrana getirelim. İmparator. Evet, Kuzgun Bey numarayı aldı. Hemen arkasına Alaaddin, Kral Karınca, İçeride Şenaptu. Şenaptu, Göğübeli, Efla, Zaroz Aslanı, Daş Fatih, Jülide Kız ve Yeniköy. Tabii kazanan Safkan'a ilk defa kulaklık takıldı bu yarışta. Çünkü geçen hafta güzel yarışın içinde çok sertlik yaptı. Tutamadan gidiyordu bundan evvelki yarışından. Bu yarışta çok kolay yerdi. Ekürüsü, ahır ekürüsü. Hemen o da arkasında Göğübeli. Şimdi düzlük çıkılırken Yeniköy içeriden geliyor dedik. Ortada Şenaptu. Şenaptu. Onun dışından da Kral Karınca. Kral Karınca geldi. Bu yarışı çok oynatırız ileri geri gibi geliyor. Evet, Göğübeli. Onun dışında Jülide Kız. En dışta Bayram abi. Bayram abi. İçinde Kahramanoğlu. Kahramanoğlu. Müthiş bir yarış. Yani 4 tane, 5 tane at, 6 tane, hemen arkalarında 3 daha, 9 at aynı derecenin içinde bitirdiler. Tabii müthiş koştu Kral Karınca, tebrik ediyoruz. Yarışın içinde düzlükte böyle normal sevk edilmeyen atlar vardı. Evet. 15 at tay koşuyor. O mu 90 saliseye sıkıştı. Evet. Müthiş bir yarış.
45 küsür bitti herhalde. 45-95. Evet. Bu mevsimde İstanbul'da iyi derece. Akın Sözen de İngilizlerin derbisi Gazi koştu, Arapların derbisi Hatay koştu galibi. Jockey olmayı başardı. Onun için de altın bir sezon diyebiliriz. Unutulmaz bir sezon evet. diyebiliriz. Şenalp Tuğ müthiş bir yarış yaptı. İmparator. Evet, müthiş bir yarış yaptı. Ama bu sefer şans ondan yana değildi yani. Yeni köy için soru var. Göğübeli için soru var. Selim Kaya tercih hatası mı yaptı? Jülide kıza binse kazanır mıydı diye soru var. Evet. Ahmet Çelik ve Ercan Çankaya performanslarını soran yarışseverler var. Bu yarışı konuşacağımız çok şey var herhalde. Şimdi tabii gelelim düzle. Tekrar düzlüğün başından gelelim. Bu koşuda. Şimdi Göğübeli. Evet. 5 gidiyor şu anda. 5 gidiyor. Eray Çizik idaresinde Göğübeli. Yani Göğübeli de bu yarışta kazanabilirmiş. Kazanan kadar koştu diyebilir miyiz İmparator? Çünkü aynen. Bayağı içeri yatıyor. Kazanan kadar içeri koştu. Bir at daha var içeri yatan. Bak, devamlı içeri yatıyor. Hemen onun dışındaki de aynı şekilde. Kahramanoğlu da aynı. Sarı lacivertli. Aynen, Kahramanoğlu. Dışında Cülide kız. Mesela Cülide kız 3 yarıştır hiç içeri yatmıyor. Soldan kamçısını kullandığı halde çok iyi dümdüz geliyor. Mesela hiç doğrultamadı kendini. 6 numaralı Safkan. 6 mı 8? 8 Kahramanoğlu. Kahramanoğlu. Alalım. Göğübeli de o da ikisi de. Alalım bir daha. Bir daha düzlüğe evet. Şimdi bu 3 yarış evveldi. Jülide kıza üst üste bindi Ahmet Çelik. Doğru. Devamlı içeri yatıyordu at. Jokey değişikliği oldu. Selim Kaya bindi. 2 yarış üst üste kazandı. Bu yarışta da Hışman bindi. Hışman bindi. Bak dümdüz geliyor. Şimdi bu yarışta yine Ahmet Çelik başka bir atta. At nasıl içeri yatıyor? Görüyor musun? Demek ki Ahmet Çelik'in yanlış yaptığı bir şey var. Ha, yani atların içeri kayması jokeyle olur mu İmparator? İçinde yanlış yaptığı bir şey var. Ondan içeri yatıyor. Neden yatmıyor Cülide kız? Bundan evvel böyle iki tane falan yarış kaybetti içeri yatmadan. Doğru. Ve o sevk edemedi yani. At içeri yatıyor. Ata içerini uğraşayım. Belki de bu yarış kazanacağı yarışı kaybetti. Kazanmış kadar iyi koşanlardan biri de aynen. Kahraman oldu diyorsunuz. Aynen. Yani bir düşünmesi lazım Ahmet Çelik'in. Bu atlar benim altımda neden içeri yatıyor? Tutuş falan olabilir mi? İmparator ya bir şey var. Bir yanlışlık var. Ama nedir? Onu anlayamıyorum ben. Çünkü hadi bu yattı. Başkası biniyor düzeliyor. Bak şimdi bu atta yatıyor. Bayram abiyi soranlar var. İmparator. Evet. Geçen hafta siz söylemiştiniz. Bak, Hatay kursunun favorilerinden biri demiştiniz. Bak, atın arkasına kaçıyor. Göğübeli'nin arkasına kaçtı. Düzeltemedi. Aynen. Daha çıkana kadar. Jülide kız geldi hakim oldu. Yine düzelmedi. Şimdi burada öne açılınca ama buradan sonra artık tren kaçtı yani. Ciddi at hala geliyor bak. Soldan kullandı. Evet. Şimdi Bayramoğlu tabii bu yarışta. Bayram abi. Bayram abi Halis tercih etmedi. Ben niye tercih etmedi? Halis'in bindiği attan daha iyi koştu bu yarışta. Evet. Bir ah demiş midir yarıştan sonra? Demiştir tabii. Bu at gelecek sene. Bu zaten bak içindeki atta uzun mesafe atı bunlar. Hem Ahmet'in bindiği at hem Bayram abi bunlar uzun mesafe atı. Gelecek sene 2000 lira çıktığı zaman işler değişir. Bayram abi için ısrar sürüyor. Evet. Ki viraja girilirken Jülide kızla ikisi sondan dördüncü ve sondan beşinci sıralarda 10-11. Tabii. Çok da dolaştı. Baksana en dışarı çıktı. O viraj üstü bütün atların dışına geldi.
Ve tabelanın hemen yakınında bitirdi. Ben Göğübeli'nin yarışına bayıldım. Kazanan Kral Karaca'yı çok konuşmadık ama İmparator Söyle takı değişikliği işe yaramış. Ekibini de kutlamak lazım. Yeniköy için bir şey söyler misiniz İmparator? Ya Yeniköy anlaşıldı ki çimi o kadar iyi değil. Değil mi sanki biraz? Geçen hafta Selim zaten bunun böyle bir ipucunu. O yarıştan sonra ipucunu vermişti. Ama yine de çok iyi koştu. Tabii. Ama yarışın içinde çok iyi bir yer almıştı Selim. Hiç dolaşmadı. Yani tüm doğruları yaptı. Bir boy ama olmadı yani. Geride tabelayı tamamladı. Şenap diyor aynı şekilde. Kazanan Safkan. Yani yerleri çok iyiydi. Bak Şenap diyor hemen. Müthiş bir yerden döndü Şenap. Evet. Yeniköy aynı şekilde. Evet. Hiç mesafe kaybetmeden. Evet. Kral Karınca hemen arkasında. Eflah belki bekleneni veremedi. Gölgenin gücü biraz beklenenden uzak kaldı. Evet. Atahan abiye döneceğim. Merak ediyorum yorumlarını. Ya bir kere çok iyi taylar var. Bir araya geldiler bir yarışta. Birçok hatta kazanır pozisyona girdi yani. Şimdi baktığın zaman öndeki 5-6 at için işte şöyle yapsaydı kazanabilirdi falan diyebileceğimiz bir yarış oldu bu yarış. Kazanan tay daha önce çim pistte yanılmıyorsam hiç kazanmamıştı. İkinciliği vardı ama kazanmamıştı. İlk defa kazandı. Öyle büyük bir sürprizle kazandı ki bir de Arap Taylar'ın en büyük kostunda bu ilk çim birinciliğini yaptı. İlk grup bir. Tabi Kurtele Kürsü için biraz moral. Şey bir sezon geçiyor diyorduk. Durgun bir sezon geçiyor diyorduk. Sezon sonuna doğru Ekürü de bir canlandı. Tabi Aygır da kendilerinin Gürsü. O da evet, çok moral. İyi bir at. O da bir grup 1 galibiydi. Turbo'nun bir oğlu. Ve ikinci jenerasyonunda grup 1 galibi verdi. Müthiş bir şey tabii. Aşım sezon öncesi bunlar. Yetiştiricileri mutlu eden şeyler tabii ki. Akın da çok iyi bindi. Akın bu sene özellikle açık yarışlarda, grup yarışlarda çok üst düzey bir performans yaptı. Ve onu da tebrik edelim. Ekürü'yü tebrik edelim. Burada tabii çok iyi koşan atlar var. Yani Şenap diyor, müthiş bir sezon geçiriyor Ekürü. Bütün ekibi harika işler yaptılar bu sene. Yani bu grup bir yarışla tabii taçlanacaktı. Olmadı ama bence çok iyi koştu. Müthiş bir performans sergiledi. Göğbeli'yi konuştunuz. Jülide kız yani bir ayda üçüncü yarışına çıkıyor. Yani arada Cahide'yi pas geçseydi bence bu yarışı kazanırdı. Oo. Ya çok yakın koştu yani. Bir ayda bir üç yaşlı Arap'ta ki öncesinde de epey koşmuşluğu var. Yani bir ayda üç yarış, 10 günde bir yarış. Bence... Bir de seyahatli. Değil mi tabii, abi? Gidip geliyor bildiğim kadarıyla. Aynen yani. Tabii. Yani kolay bir şey değil. Mesela aynı şeyi Kahramanoğlu için de söyleyeceğim. Yani 11 gün önce bu at yarış koştu. 10 gün önce yarış koştu. Yarış hayatına başladı bir ay oldu mu Kahramanoğlu? Yani işte. Dördüncü yarışı. Yani tabii. 1 Eylül'de başlamış. Bak abi. Bu Kahramanoğlu var ya. Akatağan gibi bir atlar söyleyeyim sana. Çok iyi bir at yani. Ya Umut yani buradan belli oluyor. Çok iyi bir at yani. İnanılmaz iyi bir at. Yani. Ama bir düzlük sevk edilemedi at yani. Yani bu kadar erken burada yapması, bu performans yapması müthiş bir şey yani. 36 gün olmuş yarış hayatı başlayalı. Kaçıncı yarışı? 4. Yani 9 günde bir koşuyor. Doğru. Yani kolay değil bu atlar yani. Bunlar da makine değil. Ama muazzam koştu bence yani. Aynen. İnanılmaz koştu yani. Bir yani mesela Bayram abiden iyi bir yarış bekleyebiliriz. Neden? İmparator'un dediği gibi. At... Otura geliyor mesela. İkincisi. Provalarını yaptı bu yarıştan ama Kahramanoğlu öyle değil yani. Kahramanoğlu da çok onun yanında çok daha acemi bir at yani. Ve bugün inanılmaz koştu. Ben hiç böyle bir yarış tahmin etmiyordum. Çok atmış. Kahramanoğlu bugün düzlüğü normal sevk edilebilse foto kaybeder veya foto kazanabilirmiş yani. Yani çok atmış öyle söyleyeyim yani müthiş. Yeniköy'ün bir istikrarı var. Güzel bir sezon geçiriyor. Buralarda yani kazandığı görüntüsü verdi. İçlerden çıktıktan sonra bir daha yakalanmaz diye düşündük birçoğumuz. Ama çok güzel bir yarış oldu hakikaten. Her tarafı yarış gibi yarış oldu öyle söyleyeyim. Bu atlar birbirlerini her zaman geçerler yani. Bir sonraki yarış kaybedenlerden bir tanesi kazanabilir. Kazanan biraz daha arkada kalabilir. Yani çok yakın, çok denk güçteki atlar. Zaten
aynaya gidişlerinden de belli atların. Baksana yani bütün atlar neredeyse toplandılar, kümelendiler yani. Burada şimdi 3 tane çok istikrarlı koşan at var. Yeniköy, Jülidekız, Şenaptu. Evet, çok doğru. Her yerde varlar. Her yarış böyle birbirlerine yakın geçiyorlar, geçiliyorlar. Müthiş koştular yine. Araya giren kim? Göğübeli ile kazanan Kral Karınca. İkisi de müthiş koştular. Yani ilgililer bir kapalı gözlükle kulaklık koyunca atı ne kadar değiştirmiş. Tebrik etmek bazı lazım. Bazı tebrik ediyoruz. Çok inanılmaz değiştiriyor at yani. Tabii. Evrim değiştiriyor at yani. Değiştirmiş işte zaten yarışın ben içinde. Ben geçen yarışını seyrettim atı mesela. Hiç bariyerin dibinde kaldı dediği gibi imparatorun sertlik yaptı. Böyle, çok sertlik sanki yapıyordu. Sanki ağzını kilitledi falan böyle bir şey mi oldu? At, akın uğraşıyordu atla. Devamlı uğraşıyordu yani. Ama bu sefer her yerde çok güzel gitti at. Şimdi çok güzel iki soru var. Buradan Haralar'a giden olur mu? Birinci soru. Güzel soru. Tabii çünkü canım gidecek. 19 var. Ekim'de bu kez kum olarak yapılacak ve Ankara'da yapılacak. İkinci soru Cumhuriyet'e giden olur mu? O da güzel soru. O da Kasım'ın ilk hafta sonu. Cumhuriyet koşusuna giden olur mu? İmparator hep der ki üçlülerin. Şimdi burada 1.45'i koşan at Cumhuriyet'e gider. Gider dediğim zaman. Yarışın biri ikisi kesin gider diyorsunuz. Ya 1, 2, 3, 5 hepsi gidecek bence. Vay 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 vay. Yani niye gitmesin? Yani Cumhuriyet koşusuna buradan çok aday olur. Bize çok avantajı var. 52 mi 53 mü? 61'e. 52 idi yanlış hatırlamıyorsam. Yani. 60-52 idi. Bazı jokeyler şimdiden şeye başlayabilir. Evet. Savunaya. Savunada sıra olabilir beyler. Kahraman oğlum Akata'nın ekürüsü mü? Deniz Efendi'nin ekürüsü mü? Deniz Efendi'nin ekürüsü. Ama onların bir ortaklıkları var galiba. Evet, Akatahan'da da ortaklıkları var. Şimdi Akatahan'ı da herhalde anladığım kadarıyla kapattı mı sezonu? Sezonu kapattı diye konuşuluyor. Öyle konuşuluyor. Resmi bir İnşallah gelmedi. Kapatmamıştır. Deniz Efendi'nin de biraz sonra yarışacağız performansından sonra. Şimdi Kahramanoğlu mesela aradaki en azından Haraları pas geçip oraya gidebilir mesela. Güzel. O zaman sen de benzer şekilde düşüyorsun İmparator'a. İmparator'a Cumhuriyet'e gidebilir dedi. Kahramanoğlu da gidebilir. Ekürü yine çok iyi bir at buldu. Tabii tabii. Yani çok iyi bir at. Bir de şimdi önde gidebilen bir Deniz Efe ile böyle geriden gelebilen bir Kahramanoğlu. Evet, diğer atlar sezon başından beri yarışlar seçerek ve böyle tecrübelerine grup yarışlarda birbirlerini geçe geçe geldiler. Bu at şimdi öyle gelmedi. Bu at daha, bir anda... Evet. Yani 36 günde at bir anda var oldu yani. İşte okyanusa atıldı. Yani koşulur mu koşulmaz mı o da var. Koşulur mu koşulmaz mı yani. Şimdi böyle bir değer bir atı. İmparator biraz düşünmek lazım. Yani üç yukarılara baktığımızda Atan abinin hep söylediği bir şey var. Şimdi Akatahan eğer yoksa ki inşallah vardır ama sezonu kapattığı istihbaratı var bizde. Deniz Efe konuşacağız birazdan. Hani kağıt üzerinde abiler ve ablalar sanki boy ölçüşebilir, ölçülebilir gibi duruyor. 3 yaşlar oraya saldırabilir gibi duruyor. Tabii iştahını kabartıyor bence yani. 3 yaşlılar. Şimdi çünkü, burada tabii. Ve siz söylediniz kilo avantajı. Kilo avantajı büyük avantaj. Şimdi burada koşan bu 5 attan. Hadi saymıyorum. 6. atı. Çünkü 4 yarış koşmuş çok kısa bir zamanda. Yani benim atım olsa pas diyebilir miyim? Tabii ki bu senesi var. Sene bir Arap atının kazanacağı o kadar güzel yarışlar var ki sabredilirse. Ama diğer 5 tane at hangisi koşsa yapar yani. Çünkü diğer atlarda da bir şey yok pek. Bizim sevgili Oktay da katkı yapmış. İlgiyle izliyorum, dinliyorum demiş İmparator Atan abi. Eflah'ın Ankara performansı bir de, da İstanbul'da daha var, iyi demiş. O bir de şu var biliyorsun 3 yaşlarda. Çoğunda öyledir yani. İstisnalar kaideyi bozmaz. Hep en geriden gelen atlar kazanır. Mesela bu yarışta geriden gelen kim? Jülidekız. Güzel. Kahramanoğlu Jülidekız. Belki Göğübeli. Göğübeli. Ben acayip Göğübeli hayran olmaya başladım. Çok beğendim bu atı. Çünkü o yarış çok hızlı bir yarış oluyor. Cumhuriyet. Tabii ki. Kalabalık ve hızlı bir yarış oluyor. Mehmet'in çok selamı var. Sevgili Mehmet Ayan.
O bu yarışta ikili tutturdu Mehmet. Duydum. 1500 lira verdi ikili. Esprisini yapıyor. Arif Bey benim kadar güvenmiş midir acaba atlarına falan diye. Çünkü bildiğim kadarıyla şimdi, arkasına 3 at mı 4 at mı? Şimdi ya? Yarış bitti. Kırıcı. Mehmet ya dedik ki kardeşim tamam buldun. Tebrik ediyoruz da nasıl buldun kardeşim? Yani bunu bulunacak bir şey mi var? Yani bu at 10 gün önce koşmuş. İşte kısa vadede gelmemiş 8. olmuş o bilmem ne falan. Yani kriterin ne yani? Şimdi bizde öyle bir şey var ya biz bulamadık o buldu ya. Hani adamı şey yapacak. Nasıl buldun diye. Kazanan haklıdır her zaman. Abilerimiz falan da vardı şey falan. Hani şanslısın ballısın ya sen ne anlarsın filana getirdik biz. Dedi ki ekürü formu diye bir şey vardır dedi. Ekürü formu bunu öğrenin dedi. Neymiş ekürü formu? Bir ekürünün atları dedi. Kıpırdıyorsa. Kıpırdamaya başlarsa iyi koşmaya başlarsa diğer atlara da bu sirayet eder dedi. Ben sizin kadar hani teknik konuları bilmem ama benim gözlemim yıllarca bu dedi. Dolayısıyla baktım ekürü hareketlendi kıpırdıyor. Hemen aldı bir kiliyi dedi. Mehmet abi buradan selam gönderiyorum. Bu tam bir Ganyan Bayi yorumu. Ben çok inanırım. Evet. Ben aynı şekilde düşünüyorum Mehmet abiyle. Yani ömründe Ganyan Bayi ve hipodrom havası almış yarışsever sohbet. Tam ben de %100 inanıyorum. Kurteli kürsü de ciddi çıkışta bu arada. 2 haftadır. Evet onun için zaten işte onu söyledi o da zaten. Enteresan bakış. Bunu da ekliyorum bundan sonra ders çalışırken kriterlere. İmparator var mıdır böyle bir şey? Yani ekürünün bir iki atı böyle. Ya vardır tabii. Moral, motivasyonu, eksikleri bulunur atların. Değişir ya her şey. Ya tabii ekürü ya. Sonu, bir veteriner gelir atıyorum. Hani daha usta bir adam gelir atlardaki eksiklikleri bulur şey yapar. Bir seyis başı değişir. Tabii. İçeride atlarla çalıştırıcı ilgi alakalı çalıştırıcı bir idman değişir. Yani bunlar olur yani. Söyler. Bunlar olur. Bir antrenör değişikliği olur mesela. Hani burada öyle bir şey yok da. Tabii. Yani bunlar hep olmuştur yani. At el değiştirir, at seyis değiştirir. Çok fark eder yani. Bazı atla inanılmaz fark eder ya. Ekürü'yü ilgililerini kutlayalım. Akın Sözen'i kutlayalım. Sezonun iki derbisinde kazanan jockey olarak. Ben şimdi ekürü formu var ya bir de oyuncu formu var şimdi. Ben bundan sonra Mehmet'i takip edeceğim zaten. O ne oynuyorsa onu oynayacağım. Hani. Ben eli sıcak derler. Eli sıcak. Aynen. Sıcak. Aynen. Kutlayalım. Onu da kutlayalım. Mehmet abi de kutlayalım. İkili ciddi bir şeyin, miktar Oktay'ın uyarısı güzel. Eflah'ı bir yarışta geri atmamak lazım. Eflah çok iyi var. Özellikle yani. Ankara'daki yarış çok iyiydi gerçekten. Müthişti. Ha bugün iyi koşmadı ama. Yani belli ki Cumhuriyet koşusunda 3 yaşları epey bir konuşacağız. Ya bir de İmparator. Taylarda anlık performans şeyleri de oluyor değil mi? Hani yarışın ya. Şekli, yarışta istediğin yerde gidememek ne bileyim. İniş çıkışlar. Ya Taydır bu. Neden? Değil bir yarış çok iyi koşar. O yarış dokanmıştır. Yem yememiştir falan. Yani biraz yemin arttırsın, biraz yemini kısarsın. 50 tane şey olabilir yani. Onu da göreceğiz. Yol haritasında nereye gidecek ama tabii sorular güzel. Haralara kim gidecek kuma? Ankara'ya. Cumhuriyet'e kim gelecek ama stüdyonun ortak kararı sanki Cumhuriyet koşusunda çok sayıda 3 yaşlıyı göreceğiz gibi. Hafif kilolu jokeyler şimdiden hazırlanacak. Geçelim haftanın grup 2 mücadelesine. Safkan, Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği'nin koşusunda Soylu Şah son sözü söyledi. Nasıl bir koşu olduğunu İmparator yorumlayacak. Evet. Dışarıdan geldi. Şafak zaman numarayı aldı. Hemen dayanıklı tay arkasında Bahçeli Derebeyi 3 gidiyor. Kolega 4. Altıntepe 5. Şimdi üçüncülüğe geldi Altıntepe. Eyyam-ı Bahur 6. Tomar 7. Yarışı kazanan Soylu Şah En geri gidiyor. Bir de arada da en geri, önündeki atla da 3 boy farkı var. Çok yavaş bir yarış tabii. İlk 600'ü 43, ilk 400'ü 30. Yani bu tarz atlarda çok yavaş bir yarış. Zaten böyle yavaş olduğu için Tomar bu yarışı kaybetti bana göre. Yüzde yüz aynı kanaatteyim. Yavaş olduğu için. Bir de kazanan Safkan İçeriden çok avantajlı bir yol buldu. Tomar tam hücum edemedi. Hücum etse bile yarış yavaş kapatamadı yani. Geldi ama yarış bitti. Bak şimdi Soylu Şah gelecek.
Bak Tomar tutuyor, görüyor musun? Tomar tutuyor, evet. Sonuç içeriden yani, Tomar dışarıya. Bak hala daha şimdi aldı. Kamçıyı aldı sadece. Aldı. İnce bir dokundu. Evet. Şimdi içeriden yol buldu. Soylu Şah'ı kazandıran hamle şurasıdır diyebilir miyiz? İmparator iki evet. Atın arasına girdi. Evet. Ve çıktı. Bak geliyor Tomar ama böyle yavaş giden bir yarışta ne kadar hızlı. Şimdi orada 3 aksiyon koy. Kazanacak. Kazanacak ama yavaş gittiği için. Yarışın yavaş gitmesi Tomar'a büyük bir dezavantaj oldu dedi evet. İmparator. Soylu Şah'ı da Gökhan'ın tam ediyoruz. İyi ayarladığını söyleyebilir miyiz İmparator? Böyle tam çünkü at ya, bitti bu, yarış bu bitti. Bu atla geçen sene de 3 yaşlıyken evet. Bariyerin dibinden aynı. Müthiş bir gelişi var. Bu ata yani sentetik evet. Miydi? Sentetikti. Evet. Grup sentetik. Bir haralardı işte abi. Haralar şimdi, değil mi? Haralardı doğru. Gökhan'a da bir girelim biraz bu yarışta. Bak atın üstünde Gökhan gibi bir jockey yapılmaması gerek. Bak tepiniyor atın üstünde şimdi bak. Bu ata biraz böyle biniyor İmparator. Ya böyle diye bir şey yok yani. Şimdi bir atın sen ayaklarını böyle bir biniş yok yani. Sen klas bir jockeysin. Seni bu çocuklar seyrediyor. Sen şimdi öyle ayakları dünyada böyle bir şey yok. Amerika'da gidip biniyorsun. Amerika'da bir tepinsene göreyim bakayım. Bu ne diyecek antrenör? Yani niye yapıyorsa anlamış değilim yani. Soylu Şah'ta hem biraz daha dik biniyor gibi hem o ayak mesela daha önce ya, yaptığı. Arap atı bu zor attır. Tamam dik binersin de. Yani ayağınla böyle hani Mahmuz falan olsa diyeceksin ki Mahmuz dokandırıyor falan. Son iki sıra 1-2 oldular ki yarış yavaş gitti geldi İmparator'un deyimiyle. Bak ayaklarını görüyor musun? Hı. Bak şimdi oradan ne alıyor anlamadım ben. Benim mantığımda yok. Benim mantığımda düzlüğü dönecek. Stilini en iyi şekilde yatacak atın üstüne itecek. Bir tepineceksin bir bilmem ne. Ondan sonra da çocuklar seyrediyor. Türk jokeyi tepe taklak oluyor. Soylu Şah da bu formuyla herhalde o da Cumhuriyet'e gider. Cumhuriyet'e adaylardan biri. Buradan da tabii giden olacak atlar yani. Ha bilmiyorum tabii. Ha gider de. Kısa diye Tomar gider mi gitmez mi bilmiyorum ama mutlaka giderler yani. Soylu Şah, Bahçeleri Bey'i. Tabii. Tomar bir yarış evvel grup Şafak bir kazandı zamanı değil çok mi? İyi bir atmış ya. Ben Şafak zamanını çok iyi tanımıyordum yani. Özellikle sola dönüşlü pistlerde üstü çok koştu. Çok iyi bir atmış son yani. 4 yarışında 3 birinciliği vardı bu koşuya müthiş, girerken. Müthiş bir performans yapmış o da yani. Şu anda kazanırdı at. Sona kadar oyunun içindeydi. Ama Tomar'ın hızlanışına bak. Ne ara kapadı görüyor musun? At inanılmaz formda yani. Bak. Tomar tırnağının ucunda. Ama yarış yavaş gitmesi ona yaramadı. İmparator'un dediği gibi 3 aksiyon sonra ondaydı yarış. Bu Cumhuriyet'te ya, kim kime binecek çok merak ediyorum. 2 aksiyon yap birinci Tomar. Değil mi İmparator? Kim? Cumhuriyet'te jokeyler nasıl tercih yapacak merak ediyorum. Kilo. Özellikle 3 yaşlılar yazılırsa yani. O demin söylediğimiz 5-6 at yazılırsa. Buradan çok iyi jokeylerin at seçeceğini tahmin etmiyorum. Mesela Tomar kısacı görünüyor. Şey uzuncu görünüyor. Kısa da yani Ahmet'in kafasını karıştırmaz. Çünkü ya, Deniz Efe var. Kahraman ya, Deniz Efe var. Onu zaten karışmaz. Gökhan karışabilir. Amin etmiyorum. Çünkü 53'tü galiba. 52 dedik ama 53 galiba alt 3 yaş jenerasyonu. 55'e kadar hakları var. Evet. Bayağı bir jockey için zorlu bir dönem olacak. Ya zaten bak şimdi iyi jokeylere 53-55'te biniyorlar. Tamam. 53'e binen o kadar az ki şu anda İmparator. Evet, 55-57 ile binen var. 55-57 ile binen var. 55-56 ile binen var. O yüzden yani o 3 yaşta ne kadar yazılacak, kimler binecek ciddi merak konusu olur. Atan abi ne diyorsun yarışla ilgili? Zaten
İmparator yani gerekli şeyi yaptı. Soylu Şah tabii bu yarışıyla göz sattı tabii Cumhuriyet'e. Koşacaktır mutlaka. Tomar için zaten söyledi. Tomar çok inanılmaz forma ya. Yani tabii 2600 onun mesafesi değil gibi görünüyor ama koşsun isterim yani yine de. Çok süratli gidecek bir yarışta. Süratli bir Cumhuriyet'te. Ki İmparator süratli olur dedi. Yine de koşsun isterim. Tabii, yani o yarışı Kahramanoğlu koşacaksa atıyorum veya işte Jülide kız koşacaksa Tomar da koşsun bence o yarışı yani. Sezonun son yarışı, sonra bir istirahate gider zaten. Yani fırsat bu fırsat gibi görünüyor Tomar için. Eğer 1600'de bir şey yapacaksa denenebilir diye düşünüyorum doğrusu. Tomar bakalım Cumhuriyet'e gidecek mi? Tabii canlıyı da bilgi gelirse onu da paylaşırız. Yani yol haritası ile ilgili bir bilgi varsa onu da paylaşırız. Tabii güzel sorular geliyor. Haydi müşterek, sor. Müşterek bahis tarafıyla ilgili soracağım. Bugün Bursa altılısına 15 liraya bir kupon olmuş. Gördün mü bilmiyorum abi kuponu. Söylediler ama kuponu görmedim. İlk ayak iki at, dört ayak tek, son ayak hepsi. O bulmamış muazzam abi. Onu bulmuş. O gelmiş. Onu bulmuş. O sahi oynayan dostumuzu, arkadaşımızı bulmuş yani. Bazen ne öyledir altılı? Yani. 3 milyon. Bazen altılıysan bulamazsın 3 abi. 3 milyon. Vay vay. O seni bulur Enver'cim. Anladın mı? Bu tam yani, olarak öyle bir yani demin olsa. Mehmet kardeşiminki gibi yani. Bazen o 1500 liralık ikili seni bulur yani. Sen onu bulmazsın. Anladın mı? İmparator oyunun güzel tarafı şu. Mesela ilk 5 ayakta 4 ayak banko, ilk ayak 2 at, son ayak hepsi. Ya ben, kazanan tek altılı ganyan favorisi son ayak. Yani son ayak hepsi yazmış. Son ayak hepsi yazmış, favori geldi. Favori geldi. Favori geldi. Biz baktık. Favori 6-7... gelmese tek başına mı alacak? Şöyle. Muhtemelen. 6-7 tane at vardı en altta yani koşunun son atları. Onlardan biri gelse biz %100 devreder dedik. %100 devreder dedik. Halbuki altılı hiç devretme ihtimali yokmuş. Devretme şansı yok evet. Evet. İnanılmaz yani. Çok iyi. O kuponu sormuş bir yerseverimiz onu da konuştuk. Gür suyu sormuşlar. Konuştuk programın içerisinde ki Atan abi de artı değer katar diye. Yine jockey yorumlarınız var. İlerleyen bölümlerde o jockey yorumları da gelecektir muhtemelen dedikten sonra da geçelim bir sonraki yarışımıza. Profesör Kazım Köylü'yü saygı ve rahmetle andığımız yarışa gideceğiz. Deniz Efe için o kısa aradan dönüş zamanıydı. Gözpınar için tekrar çime çıkma zamanıydı. Harika bir yarış izlettiler bize. İmparator Baba Fahrettin numarayı aldı. Zincir koparan hemen arkasında iki gidiyor. Bornovoğlu hemen dışında üç gidiyor. Deniz Efe içeride Bornovoğlu'nun içinde dört gidiyor. Haznedar beşincilikte Gözpınar'ı altı gidiyor. Şimdi yürüdü Deniz Efe. Zincir koparan da sen yürüdün ben de yürüyeceğim dedi orada. Lüzumsuz birbirlerine orada hızlandırdılar. Kim bindi şeye zincir koparana? Gökhan bindi. Evet. Israrla vermedi o bariyer. Israrla vermedi. Ahmet de ona aldandı bence erken yürüdü. Onun da sonunda cezasını çekti. Bak kazanan kısrak nerede ama Halis de hala kullanmıyor. Hala kullanmıyor. Bak, bak, şimdi o kamçıyı hala kullanmıyor. Şimdi hızlandı yani. Gördün mü? Bak. Ve bir tane kullanıp evet. Bitirdi işi. Bence Deniz Efe tabii uzun müddet koşmadı. Kaç ay oldu? 3 ay oldu mu abi? 3,5 ay oldu. Evet. Erken yürümeseydi bu yarışı bitirebilirdi. Haziran'dan beri koşmuyor. Yani. Ama 30 Haziran. Bence zincir koparan yürüdüğü zaman vazgeçse nasıl olsa bir giriş yarışıydı diye mi düşündü acaba? Yani nasıl olsa öyle ama öncesi. Şimdi bu tip bunu böyle diyorsun da Atsur direkt favorisi. Tabii. Herkes %70 favori. Herkes oyun oynuyor. Onu jockey onu da düşünecek yani. Tabii çıkıp şimdi 4-5 oyunda kazansaydı kayıttan en az 3-5 at kaçırırdı. Yani tabii ki. Yalnız şu Halis Karataş'ı bilmiyorum yönetmenim yapabilir mi ya? Değil mi? Hani onu böyle zoomlayıp atın, atın üstündeki ya. Duruşu, ben atın hafta, adımını, hızlandırışı. Ben şimdi ya inanılmaz bundan musun? 2-3 hafta evvel falan beğenmiyordum Halis'i. Allah var yani. Yani Halis Karataş standardının altındaydı. Standardının altında biliyordum.
biniyordu. Falan. Hatta o gün hastalandı. Ya dedim artık yani neden hastalandı falan filan. Bırakması mı gerekti falan. Ama bu hafta Politrak'ta bir yarış kazandı. Atın üstündeki sakinliğine bak Allah aşkına bak. Yani hiç denize ve yarışta yokmuş gibi koşuyor bak. Ama bak döndü o, atın üstündeki duruşuna onun, bak abi adamın. Ama o, onun işte bütün avantajı o bak, zaten. Bak Allah aşkına bak Allah aşkına şunu şu bak ayağını nasıl değiştirdi anlamadık bile atın ayağını değiştirdiğini bak. Bak hala saklanıyor. Saklanıyor. Tabii tabii. Şimdi atın hızlandırışına nasıl bak abi. Nasıl keyif yapıyordur biliyor musun şu anda? Biliyor şu anda bak, geç yani. Nasıl atın üstünde duruşuna bak abi at, adamın. Bir santim içeri bir santim dışarı var mı? Kantarmalar 80 kere toplandı mı? Ayaklarda bir şey oldu mu? Bak, kamçı abi, kolonda mı? Allah aşkına adamın atını ivmelendirişine bak abi gözünü seveyim ya. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer jokeylik bir sanatsa bu adam var ya Leonardo da Vinci yemin ediyorum. Yemin ediyorum sana bak. Bak. Adamın sakinliğine şu kulluğuna bak abi. Bak abi bak. Dokunmuyor. Bak şu an var ya. Grup 3 yarış. Ercan olsaydı mesela 4 taneyi yemişti 5'i de elinde bekliyordu mesela sallıyorum yani X hışman olsaydı X olsaydı Y olsaydı yani. Şu anda kapacağını adam, şu çok iyi biliyor. Şeyine bak abi ya. Ve bir tane burada hadi dedi. Hadi kızım. Tam yeri zamanı bir geldi abi. Deniz Efe'yi bu atla gerçekten teslim müthiş olmuş. Bir at. Yani. Çarşamba günü müydü neydi müthiş bir at. Geldim yarışa bir yarış seyrediyorum. Bir ata bindi Politrak'ta. Ne affetti biz. Offenheimer. Offenheimer. Öyle bir şey yok. Yani atın üstüne makina sol eline çekti iki tane çaktı var ya. At yeniden start aldı. Dedim ki hemen değiştirdim. Mesela Ankara'da kaybetti şeye. Doğan kardeşine. Doğan kardeş ama müthiş. Burada müthiş. O işte sonrasında rapor aldığı yarış yok mu? Şimdi imparator evet, diyor evet. Ya bu gençler yakalarsa kaybetmiyor. Ben de Vedat oynadım. At sonuncu evet. At. Evet evet o gün. Tabii. Magic Weapon yarışı. Bütün oyunumu Vedat oynadım biliyor musun? Geldi dışına tamam dedim yani. Şimdi Vedat bunu dayanacak, solu alacak kamçıyı falan. Ya böyle Vedat bir şey da solu alamadı bak. Ya. Evet. Alamadı o. Cebimden parayı aldı adam biliyor musun? Böyle bir şey olmaz ya. O an var ya cüzdanımı çekti aldı biri sanki. Yemin ediyorum öyle oldu ya. Hay dedim halisi yani. Yani tabii ki bu sezona çok geç başladı. Ya iyi bir sezon geçirmedi. Geçirmedi. Yani. İşte bir sürü bilmedi, şeyler etmedi. Oldu. Yok dizinden ameliyat oldu bilmem ne oldu ama falan. Ama bindiği zaman adam şiir gibi. Ama bindiği zaman yani ben bu hafta seyrettiğim yarışlarını çok farklı. Bir de anladığım kadarıyla İmparator yani sizin çok değer verdiğiniz bir şeyi doğru yapıyor. O kendi standardı yani atın üzerindeki duruş ve jokeylik evet. Gereklilikleri. Mesela siz bazı kazanan jokeyleri eleştirdiğiniz oluyor. Hani atın üzerinde duruşu, tutuşu. Abi şu değil. Kazanayım da. Ama Halis Karataş yani her şeyi kazanayım da nasıl kazanırsam kazanayım değil yani. Halis Karataş kendini kötüden iyiye aktaran bir jokey. Şöyle ki. Şimdi apranti okulu geldi başladı. Halis eski stil biniyor. Bizim gibi biniyor eski stil. Halis düşündü baktı ki ben bunlarla başa çıkamam dedi. Stilini değiştirdi yani adam. Ve stilini değiştirdi. Kendini sanki yıllardır o eğitim almış gibi. Almış gibi. Kendini öyle bir stil yaptı ki şu anda en iyi oturan yani değiştirenlerin içinde okuldan çıkmamış değiştirmiş en iyi. En iyisi kim şu anda? Onun gibi binen Vedat Abiş, Ali Yıldız falan böyle bunların içinde en iyi duranlardan bir tanesi. Bu çocuklar dahil. Onlar o eğitimi aldılar ama. O eğitimi almışlar. Ama o eğitimi almadan değiştirmek nasıl değiştiriyorsun? Bu öyle bir şey ki sen düzeye çıktığın zaman küçüleceksin, ufalacaksın. Bu beyin ona alışacak. Çok zor bir şey esasında. Üstelik kazanıyorsun. Ya tabii kazanıyorsun. Yani iyi yaptığın bir şeyi değiştiriyorsun. Bak mesela Mehmet Akgöz bak değiştiremiyor. Tabii. Değil mi? Değiştirmiyor. Selim Kaya aynı şekilde çok yani değiştirmiyor hani. Müthiş. Kısa bir araya gideceğiz. Gözpınar'ın ilgilerini kutladıktan sonra daha sonra da grup mücadelelerine devam edeceğiz. Kısa bir ara kaldığımız yerden devam edeceğiz.
tane, geliyor bir tane, bir tane, geliyor bir tane. Bayrak Havada Start Belirti ve Gazi Koşusu'nun 98.'si yarışseverlerin yoğun alkışları altında başladı değerli yarışseverler. Beşman Dragon Flame'de mücadeleye katılmaya çalışıyor. İki safkan 200 yakın aralarda geçiyorlar. İç kulvarda 5 numaralı Dragon Flame şimdi rakibine hakim oldu. İki ciddi kaldı. Konuşma Son of Cougar gerilerden 16 numaralı Ziska gelmeye çalışıyor. 5 numaralı Dragon Flame koşuyu kazanıyor. Geliyor bir tane, bir tane, geliyor bir tane. Bella. Kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Güzel sorular var İmparator. Evet. Halit Karataş ve Selim Kaya'yı hep istedikleri ata binerler gibi hatırlıyoruz ve biliyoruz. Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı öncesi böyle bir durum olur mu? Halit Karataş hala az at binmeyi mi seçiyor demişler. Tabii şimdi oyunu değiştirir mi diye soruyorlar aslında. Ya, tabii ki. Şimdi formda bir jockey iyi atı her zaman alır. Halis gibi bir jockey. Halis yıllarca ilk seçti. Yani ama artık seçmiyor. O da Selim bir gerçek yani. Selim Kaya bir jockey. İyi bir jockey. En iyisini alır yani atın. Bu bir gerçek. Çünkü neden? Tecrübeli, hatasız biner. Hı. Hatasız bindiği için de. Ama orada bir istikrar da önemli. Tabii. Yani tamam güzel bir hafta geçirdin ama atıyorum iki hafta yoksun. O zaman atçı onu öyle bakmıyor. Hı. Yani niye yıllarca Halis her zaman ilk kayıt olur olmaz? Niye herkes Halis'i arıyordu? Şampiyon jockey hatasız biniyor. Muhteşem bir performansı var. Muhteşem bir skoru var filan. Ama mesela son yıllarda öyle değil. Yani iyi kayıtlar olmuyor mesela. Ben bakıyorum Halis iyi kayıtlar yapamıyor. Öyle görünüyor. Ha hastalıkları işte verdiği aralar tabii buna çok biraz da sebep oldu. Ama iyi bir Halis tabii ki her zaman seçenlerden biri oldu. Şimdi bu bugünkü bu haftaki seyrettiğin Halis'i. Selim mesela grup yarışlarda çok iyi. Kime istiyorsan alır. Alır. Yani gel biner yani. Buradaki bu işi yalnız biz burada bakıyoruz, biz biliyoruz diye bir şey yok. Burada atçılığın içinde herkes bunu biliyor. Bu jockey atın üstünde nasıl itiyor, nasıl yapıyor. Her şey belli yani. Koca Kayı'yı sormuş bir yarışseverimiz. Gidiyor mu kış sezonu diye? Valla bir yine var benim ya Amerika'sı ama. Benim bildiğim gidiyormuş. Kısa bir süreli gidip gelecek ama diye biliyoruz. Ama Nisan ayında gelecekmiş. Evet. Yani kış sezonu Amerika'da devam edebilir. Yani sezonu bitiriyor burada. Bildiğimiz güzel. O. İstanbul sezonunu bitiriyor. Ailesini götürüyor çocuklarını. Ondan getiriyor. Sonra, Nisan ayında kendi gelecek diye. Vay be. Ben böyle. Yani kışın orada yazın burada gibi böyle bir şey galiba ama tam öğreniriz detayını. Güzel. Ama flash bir haber yani söylediğinizde. Dolayısıyla Gökhan Kocakan'ın yurt dışındaki o azmi, istikrarı, çabası bitmiş değil. Ya keşke Avrupa'ya gitse. Ben hep yani İyi yapabilirdi. Hakan'la da sohbet ediyoruz ara ara. Ya niye Avrupa'ya gitmiyorsun? Keşke Avrupa'ya gitse. O tamam, biraz çocukların ailevi, evet. Ama yani çocukların istikrarı için de bugün bir İngiltere'de okuması, çocukların bir Fransa'da okuması
Yani çok güzel bir şey yani. Amerika çok kendi nasıl bir atçılığı var Amerika'nın. Biliyorsun Amerika'da atları mesela Ark koşuldu değil mi hafta sonu? Avrupa'nın en prestijli yarış organizasyonu var mı Amerikalı atlar? Amerika'dan geliyor mu hiçbir şey? Gelmez. Avrupalılar oraya sadece Breeders' Cup'la mesela güzel gidiyorlar. Ha onlar bir tek Dubai'ye, o da hani para kazanmaya koşan iyi atlar. Hani aygırlığı çok şey olmayan. Revaçta olmayabilecek. Yani evet. Daha ziyade hani kazanca yönelik gidiyor atlar. Yani o yüzden o çok ayrı bir dünyası var oranın. Bir de Gökhan orada başarılı oldukça, benim şahsi fikrim hani başarılı oldukça işleri daha zorlaşır yani. Orada o, ayrılmak daha zorlaşır. Orada öyle bazı kemik antrenör, büyük antrenörler var tabii. Onlarla çalışmak gerekiyor. Yani sen bugün bir Bob Baffert'la çalışabiliyor musun mesela, işte atıyorum. Ya da çalışmaya başladığında öyle istediğin zaman girip yani, gidebilecek misin? Bilmiyorum ya, Amerika bana hep Gökhan için yanlış geliyor yani. Keşke ama Avrupa'da işte aileyi deneseydi. Düşündüğünde ama Amerika daha doğru gibi abi. Yani Fransa'da kolay değil ailece yerleşsin. Atıyorum sen şimdi Bersiz Amerika'da mı okusun istersin, İngiltere'de mi okusun istersin? Tabii ki İngiltere'de okusun istersin. Ben de mesela. Benim kız yeğenim Talya biliyorsun mesela. O da şimdi mesela yurt dışındaydı, Avrupa'daydı 90 gün. Norveç'teydi mesela. Dönecek yine Avrupa istiyor mesela. Ya bir de yakınlığı var abi. Şimdi Gökhan mesela Fransa'da olsa atla uçağa 2 saatte Türkiye'desin abi. O kadar. Sabah çalıştır, öğlen Fransa'da yarışa dön. Sallıyorum yani. Tabii. Ya ama enteresan, ama böyle Amerika'ya bir şey yaptı. Bir fokuslandı nedense. Demek istiyor. Allah yolunu açık etsin. Bu arada deminki yarışla ilgili bir notum vardı, onu söyleyeyim. Deniz Efe'yi bugüne kadar sadece 3 tane diş daha geçebilmiş, biliyor musun? Dişi gül at mı geçmiş? Güzel. Bu şeyde 4. at olmuş. Gözpınarı. Bir de mesela geçen sene Deniz Efe yine böyle bir aradan gelmiş ama o zaman 2 tane yarı sıkıştırmış araya ve ikisini de kazanmış. Bir tanesi mesela çok bir tane sıkıştırabildi. Bir tanesi de anormal ağırsa, çamur. Evet. Ağırsa. Ve zor kazanmıştı diye hatırlıyorum ben, ama evet. Bu sene bir tane sıkıştırabildi ve onu da kazanamadı. Yani bu Cumhuriyet Kostu çok şeye gibi. Çok gözpınarı gelir mi? Çok Cumhuriyet. Çok enteresan işte. Enteresan tabii yani. Tabii ki gelecek bu yaşta koştuktan sonra. Yani favoriyi geçmiş mi abi? Yani. Geçmiş. Favoriyi geçti yani. Cumhuriyet'in favorisini geçti at bu yarışta. Evet. Öyle ya da böyle. Gözpınarı da müthiş formuyla Cumhuriyet Kostu'na gelecek dişilerden biri olarak gözüküyor. En azından stüdyonun yorumu bu şekilde. Temel ekürüsünü de kutlayalım. Safkan evet, müthiş bir form grafiği yakaladı. Sayın Sahir Kurutluoğlu'nu saygı ve rahmetle anladığımız yarışa gideceğiz. Haftanın bir diğer grup 3 mücadelesiydi ve Elazığ'da hazırlanıp orada birbirinden başarılı yarışlar yapmış ekürüler, evet, İstanbul'da resmi geçit yaptılar. İki tane ekürü Gökberk numarayı aldı, hemen içinde Süper Bella. Nart Ateşi son gidiyor bu yarışın içinde, yarışın favorisi. Al Kardeşler 3 gidiyor. Sirink 4. El Postino 5. I Have Dream içeride. İçeride. Vallahi hiç ben beyaz bayrak ayna dediler. İsteyen gelsin dediler. 24.5 36. Hakikaten hiç. Yani tereddüt bile etmedi ikisi etmedi, de. Etmedi evet. 48 11 X800'ü İlk 1059 olacak. Evet, 59-77 ilk 1000'i. Nart Ateşi gelmek istiyor ama oraya kadar. Cabalama kaptan yapıyor. Ekürler. ...23.5 bitecek bu yarış. 23.48 mi? 46 mı? 48. Müthiş. Tafkay, ki Sayın Kenan Özdemir'in safkanıydı. Çok da başarılı bir yarış hayatı vardı. Tabii Gazi Kostu 4.'sü. Gazi Kostu'nun evet, da tabelası vardı. Anatoli Gazi'si olması lazım. O Gazi'nin 4.'sü olması lazım. Ömer Kaya mı binmişti galiba? Ömer Kaya binmişti. 4 mü 3 mü? 3 olabilir mi abi? Belki de 3. Bakacağım. 4. 4 mü? Gökhan Mehmet Yıldız'da. Akif. Gökhan Yıldız'da 4 olmuş evet. Yani Çaldıran yarışı şimdi. Little sonra Gangster'la kafa burun girmişlerdi. Ömer Kaya Little Gangster'daydı. Bu iki hafta gelecek Çaldıran'a. Tabii gelirlerle. Niye gelmesin? Yani. Bu yarıştan sonra. Ben bu haftanın Elazığ yarışlarını seyrettim İmparator. Sen baktın mı bilmiyorum. 10 boy 15 boy hep böyle kazanıyorlar. İnanılmaz öyleymiş yani.
Yani atlar oraya fazla gelmiş. Evet. O yüzden doğru lige gelmişler, Süper Lig'e. Nart Ateşi tabii hep beraberdik işte. Orada hemen oynamadınız yani, hemen. General Birel, ben tahminime tek yazmıştım. Evet. Bana göre günün en kolay yarışı o olacak dedim. Atölyemde oturduk, kentere kalktı önümden geçerken. Evet, sen ben de yanınızdaydım. Eyvah dedik. Ve oyunları değiştirdiniz hemen. Bütün herkes oyunlarını değiştirdi yani. Yani at kalitesinden dolayı gelmemezlik etmiyor. Onda bir sıkıntı yok. Yok tabii. Derdi var belli yani. Evet. Ondan gelmiyor at. Ayhan zaten daha tribünün önünden geçerken vücut diliyle böyle endişeli geçti yani. İnşallah düzelir. Çok kıymetli öyledir. O işler öyledir. Eyvah dersin. Eyvah yandım. Yandım. Bir de favori için yandım dersin. Biraz ısıtalım ısıtalım. Ha, bir bakalım bir de öyle bakalım. Evet. Kalite bir at. Çok iyi bir at. Eğer bu dertleri çözülür de gelirse Çallıran'a, yalnız zaman atlar farklı olur. Yani antrenörünü tebrik ediyorum. Atlar inanılmaz eğitilmiş. Olgun. Ya inanılmaz eğitilmiş. Bak starter trak. Çok hızlılar bir sefer. Yani bu sene böyle... Aygır'ın 6 tayı var. 2 yaşlı 6 tayı var. Evet. Pedigri almış ve hepsi koşmuş. Hepsi koşmuş. Beşi kazanmış. Harika. Bir tanesi de ikinci olmuş. Kazanamayanın da ikinciliği var. Yani yarışma atı. Çok. Hiç idare bile etmediler yani. Yarışın içinde öyle biraz tempoyu yavaş tutalım falan filan yok. İçeridekinin eşkale bakar mısın abi? Maşallah İkisi yani. İkisi de bak. Nart Ateşi hangi ay doğumlu? Bakar mısın? Hemen bakıyorum. Merak etmişim. Nart Ateşi 20 Mart doğumlu. 2 ay var aralarında yani. Öndeki 2 at da Ocak doğumlu galiba. 19 Ocak, 24 Kazanan Ocak. Kazanan 24 Ocak. Öbürü 19 Ocak. 19 Ocak İmparator. Biz bilgisayardan destek alıyoruz İmparator ezberden. Çok ya konuşuldu. Tabii erken, mesela Avrupa'da satışa gittiğiniz zaman özellikle fall satışına Enver. Ocak doğumlu atlarla mesela Mayıs doğumlu atlar sanki biri yearling getirdiler, öbürü fall geldi gibi görürüz. Yani erken doğumlu kadar atlar ve erken gibi kısraklar fiyat olarak da üstüne koyar. Pahalı daha hani atıyorum 5 lira piyasa değeri, Ocak doğumluysa filan mesela bir de hızlı ikili koşturan bir aygırdan 5 liradan fazla eder, 7 lira eder, 10 lira eder. Ya o yüzden erken doğumlu taylarda çok önemli bir şey. Yani avantajdır tabii canım. Bir büyüğü vardı Hadaf. O da böyle ayağına seri bir başlangıç yapmıştı. Bundan annesi Ulipka'ya gidiyor değil mi? Annesi kazanan tayın. Kazanan tayın annesi Lorena. O Ulipka'nın kızı mı? Olabilir abi, bir dakika bakalım. Lorena'ya da bakalım. Lorena Victor Hugo Lop. Ulipka mı, ona bakacağım. Sanki bizim Kamil'den çıkma gibi geldi bana o Ulipka da. O Kamil'deydi. Bora abiden Kamil'e Ulipka geçmişti. Mı? Lorena. Yaman Öğlen. Lorena ilemiyorum. Ulipka. Yaman Öğlen. Akrabası. Tabii. Şey, kızı mı? Çakım. Tabii, kızı Çakım mı? Kızı da olabilir. Taylardan biri Ulipka'nın galiba annesi, galiba kızı. Onu çok şeker. Neyse uğraşma ya. Boş çok şekerden sonra abi. Sonra bakarız. O çok şeker. Diğeri o zaman. Tamam. Bu çok şeker. Amari olabilir. Evet evet. Amari galiba. Amari olabilir. O ikinci olan değil mi? Evet, ikinci olan. Amari'ye de bakalım. Ve geçelim bir sonraki mücadelemize. Bir yandan da güzel katkılar da geliyor. Amari ile ilgili de sorular gelmiş. Evet. O da Felhan Ekürüsü'ne geçmiş. Ondan sonra bu Erdem Mutlu'nun provokatif geçmiş sorularına yanıtlamak istemiyorum Emre'cim. Bilgin olsun. Bana da atmış aynı mesajı. Sevgili Erdem Mutlu'ya selam olsun. O da özellikle Süper Bella'nın muazzam görüntüsünden hayran kalmamak mümkün değil demiş. Sosyal medyada kendi yazsın. Şu anda WhatsApp nasıl biliyor musun? Müthiş. Peki kum pist, yani hep konuşulan bir şey var. Doğu illerinde işte evet. Elazığ olsun, Şanlıurfa olsun hazırlanan tayların oradaki kum pistinde etkisiyle işte kas yapılarının çabuk geliştiği, orada hazırlanan olabilir ve ayağının süratli tayların. Tabii bu bir gerçek yani. Değil mi abi? Çünkü dere kumu oradaki. O bir gerçek. Oksijeni, temiz hava, rakım çalışıyor. Ya bunların hepsi beslenme,
Bunlar her şeyde fark ediyor. Yani. Çünkü Arap taylarında falan çok sık görüyoruz. Hani Doğu illerinde hazırlanan tayların gelip burada yarış kazanmaları, ayağına çabuk olmaları. Ama ekürü bitirdiler ve Çaldıran'a da muhtemelen favori. Arap atların da bile öyle işte. Yarın sen sunacaksın galiba bir tanesi. Evet inşallah. Evet. Dikkat et son yıllara. Sultan Suyu tayları Karacabey'den daha çok para ediyor. Evet. Yarın bakalım Anadolu Tarım İşletmeleri nasıl görecek. Şey. Kaçta başlıyor? 12'de. 12'de. Var mı flash tay? Bakalım. Valla benim istihbaratım 3 tay epey ilgi görecek gibi. Bir rekor bekliyorum çıtırdan. 7.900'ü bir kırarız gibi geliyor. Hadi bakalım. Bakalım yarın saat 12'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun padok alanında Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi taylarında satışları var. Flash taylar var. Göreceğiz. Ben bir provokatif soru sorayım. Hiç en pahalı alınan şampiyon tay var mı? Sanıyorum Akatahan'ı katabiliriz. Akatahan var. Evet Akatahan'ı evet, katabiliriz. Son yıllarda. Ondan önce rekor Eflah'taydı 5 milyonlu. Şampiyon oldu mu? Ya olmadı işte Eflah yani bu yani. Koşan. Eflah'tan bir yıl önce Akatahan. Bence o zaman. Ondan önce Akatahan var. Akatahan o zaman tarihinde atçılığın en pahalı alınan tek şampiyon. Vay be. İkincisi yok. Bunu tabii söylemeyeyim şimdi diyordum ama. Çünkü bunu her sene biz çocukluğumuzdan bu yana takip ettiğimiz şampiyon bir şey. Şampiyon yok ama grup 1 atları çok var. Çok. Yani grup 1, grup 2 atları var. Şampiyon yok olmayabilir dediğin doğru. En pahalıdan bahsediyoruz anladım, ama. Anladım anladım. Hayır yani satışı kötülemiyoruz o anlamda söylüyorum. Oradan grup atları yani, çıkıyor yani o satışlardan hep yani. Böyle mesela geri dönen atlar. Gitmiş geri gelmiş. Kafkaslı işte meşhur. Öyle çok at var. Tabii. Yani satışta sadece ön plandaki taylar değil. Tabii. Mesela Kahramanoğlu. Geçen yıl benim sunduğum satışlarda o da vardı Eflah gibi. Orada biliyorsunuz pay sürüldü ve sonra iade edildi. İade oldu doğru. İade olduktan sonra pay sürülen rakamın %56 alt fiyatına ekürü tarafından alındı. Sayın Arif Çelik tarafından alındı. Kahramanoğlu muhteşem yarışlar yapıyor yani. Evet ama bir arızası vardı herhalde. Hatta. Muhtemelen. Muhtemelen. Tabii yarın ya tabii işte bazen işte at parayla alınmaz şey çıkıyor ama bazen de iyi at parayla alınıyor. Yani bu böyle kendisi iç içe bir şey yani. Bakalım yarın neler olacak göreceğiz. Ki bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam bugün de iyi çalıştım ama Akatahanların ablasının bir tayı var yarın. Yani anne hattından aynı sülale. Aynı sülale anne hattından yarın enteresan bir ilgi görebilir diye bekliyorum. Geçelim kısa vade 8 mücadeleye. Poetry in Motion'ın süren galibiyet serisine. Evet, bir starttan çıktı. Poetry in Motion numarayı aldı. Secret Man 2 gidiyordu. Şimdi gelecek Secret Man numarayı alacak. Portrait in Motion 2'de kalıyor. Beauty of Darkness 3. En geride de Froster. Froster da zaten makinede kaldı. Ciddi bir dezavantajla başladı. Şu anda bu kadar makinede kaldı zaten 5-6 boy. Ama çok hızlı yani Ankara kumunda 36... İlk 600'leri 24.5, ilk 400'leri geçtiler. Bak Portrait Invasion da hemen geldi. Proster hemen geldi. Daha düzlüğü çıkmadan yakaladı. Burada sanki böyle hakim bir hakim oldu. Olacak. Burada hakim oldu. Ama Poetry Motion maşallah değişik evet, bir şey. Bırak ama yoruldu at ya. Değil mi abi? Deli misin abi? Nereden geliyor at? Biraz erken mi hamleydi? Ama ikinci gelen at da bana göre müthiş koştu. Ciddi ara kapattı ama. Yani ciddi ara kapattı. O kadar makinede kalmasına rağmen çok erken geldi. Ama bu kazanan atın da abi böyle hiçbir şeyi bırakmayacakmış gibi bir görüntüsü yok mu? Var. Tabii böyle... Müthiş bir at maşallah. Bu dördüncü yarış galiba. Dörtte dört oldu. Evet. Ama ikinci gelen atta küçümsememek lazım. Her an her şeyi yapabilir. Frost'a dikkat.
Atan abi sen ne diyorsun yarışa? Prost'un hayatının ikinci ya, startı. Tabii. Beş boy startta kaldı. Bak, merak ediyordum. Kaldığı kadar ne kadar kaldı oradan devam etti yarışa. Beş boy falan değil ya çok daha. Kaldığı kadar ne kadar kaldı oradan devam etti yarışa. Beş boy falan değil ya çok daha fazla. Beş tereddütlü çıktı sonra. Tabii. İvmelenene kadar on boy oldu. Yani zaten çok güzel kazanmıştı. Tabii çok gösterişli bir ve galibiyet. Burada da nasıl rakip olacak diye merak ediliyordu. Yani bir ara acaba kazanacak mı filan dedirtti yani. Hatta öyle bir performans ya yaptı. Ya sekretmen öyle bir tempo verdi ki. Tek korkum keşke böyle bir yarış koşmasa mıydı yani. Keşke vaz mı geçseydi. Kolay bir ikincilikle yani, bugünü geçseydi. Geçip bir sonrakine mi hedefleseydi. Çünkü at bayağı bir efor sarf etti yani. Yan yana geldiler, baş başa geldiler. Ahmet artık sonlarda vazgeçti, bıraktı. Daha fazla üstüne gitmeyeyim diye son 50 metrede artık şey yaptı, öbürünü bırakmayacağını anlayınca. Bu yani Poetry in Motion müthiş bir at. Zaten biliyorsun kardeşi, öz kardeşi Amerika'da grup 1 ikincisi. Kentucky Derby koştu bu sene. Evet. Çok iyi bir at. Kolay da bir at değil yani. Böyle kolay gidiyor ama hemen hızlanmıyor böyle bir. İstiyor değil mi abi? Böyle evet. Bir yedire yedire. Hemen hızlanmıyor geliyor. Diyorsun. 20-48 geçti. İşte tempoya kolay gidiyor tabii. Kolay gidiyor ama bak, düz yolun bu, yarısından bak, sonra bak, potayı, gaza basabildi. Bunlar geçti potayı bak. Atlarına daha gelmiş. Şimdi geldi. Bak mesela yani baktı virajı dönerken geldiğini gördü Ahmet'in. Hadi dedi ama orada kaçamadı at. Hızlanmadı. Altından böyle zıt diye kaçmıyor at yani. İkisi de sonra özel. Düz yolun ortasından sonra çıktı. Oo, ikisi de özel dediğim gibi. İkisi de özel yani bu atların. Biraz zayıflamış gibi gördüm ben ya. Biraz sanki Allah Allah. Kilosu biraz bir önceki yarışlarına göre biraz şey olmuş. İncelmiş gibi gördüm ben. Olumsuz mu anladım? Kazan atı. Yok incelmiş at yani sanki. Hı. Bilmiyorum. Onu tabii en yengim bilir. Kilosu aynı mı değil mi? Bizimki gözlen bir şey. Belki de yanılıyoruz bilmiyorum. Tekrar ben bu tayla ilgili ikinciye de üçüncüye söylüyorum. Daha yarış hayatı başlamadan önce sevgili Ayhan Kurşun, ben böyle bir atı uzun süredir bilmedim. Yeni evet. Hakim demişti bu at için. Evet. 4'te 4 oldu. Çok iyi, çok iyi bir at ya. Çok iyi bir at. Müthiş bir tay demişti. Çıkmayacak herhalde çime, öyle anlaşılıyor. Kendi pistinde öyle mi olur bir numara abi? Olmaya oynuyor yani. Şu andaki görüntü öyle yani. Tabii en azından bu yılı böyle koşar gibi. Tabii ki. Daha seneye döner bir deneyeyim bakayım der demez. Çünkü bildiğim kadarıyla Ankara'da bir grup ikisi var. Kum ya da grup 3 yanlış hatırlamıyorum. Yarış hayatı ilk yarış için miydi bu at? İlk yarış içimdi. Ondan sonra bir daha çıkmadı galiba. Çıkmadı ki ilk yarışı da sert bir rakiple kafa burun gibi. Tabii, Patrick Star'la. Tabii iyi bir ata geçildi. Geçti. Onu da geçti Patrick Star'la. İyi bir atı geçti. O gün hatırlıyorum Kayhan dinliyorsa kulakları çınlasın. Böyle geçildi at çok da güveniyorlardı. Dedim ki öyle bir ata geçildin ki hatta sevgili Ahmet'e de selam olsun. Öyle bir ata geçildin ki o geçildiğin at öyle sıradan bir at değildi yani. Çok bak, iyi bir atla geçildi. Nitekim o da çok iyi bir atla oldu sonra. İki yaşlı İngiliz'den Ankara'daki... Bak konu. Abi o Ahmet'in atı ne kadar startta kaldı, üçüncüye ne kadar fark yaptı atı. Evet. Ankara'da iki yaşlı İngilizlerin kum 1500 metre grup ikisi var abi. Kültür ve Turizm Bakanlığı kurusu. Doğrudur. 26 Ekim'de tam da işte buradan oraya gidilecek gibi. 21 gün arası oluyor. Bekleyeceğiz ve göreceğiz Poetry in Motion gerçekten orayı mı koşacak diye. Şimdi Hücum Tulgar'ı saygı ve rahmetle andığımız yarışa gideceğiz. The King Sayer'ın galibiyetini konuşacağız. Evet, Splendid numarayı aldı. Alicon 2 gidiyor. Hemen içinden Seliboy geldi. The King Sayer'da En geride gidiyor dördüncü vaziyette. Mambo Forever start gerisinde evet. Çıkınca starta girmeyince 4 at kaldı. Ve en geri. The King's Air. Enteresan. Böyle bir yarışı daha yoktu değil mi? Kısa vade 9'du bu galiba. İlk kısa vade 9 birinciliği. Daha önce bir kısa vade 6'sı vardı Gökhan Kocakay'la evet. Ankara'da 1200'de ama... Bu sefer çok daha oturmuş bir görüntüsü var gibi. Müthiş koşuluyor. Çok kolay şu andaki. Yani Kenter gidiyor. Çıktı düzlüğü. Hala tutuyor.
Evet, bir yürüttü. Hemen istediği gibi. Müthiş hızlandı zaten. İstediği gibi geldi. Hakim oldu. Evet. Yeterli gördü. Bir daha tutmaya başladı. Yeterli gördü. Ondan sonra pek ayırmadı ama yeterli gördü zaten Gökhan bu kadarını. Kolay bir görüntüsü var. Evet. Splendid'de ikinci oldu. Alikon 3, Seliboy 4. Var mı notunuz İmparator? Yok, çok iyi koştu maşallah. Sevgili İsmail Umut Cihan'a da selam olsun buradan. Evet. Çok doğru yarışlar seçerek atı bambaşka bir seviyeye getirdiler. Ya bir kere bu yaz sezonunun en istikrarlı atlarından bir tanesi. En iyi koşulan atlarından bir tanesi. Son 5 aylık performans. Bizim İsmail mi bakıyor ona? Yok. Son 5 aylık performansı muhteşem yani. İnanılmaz. Ve Gökhan'la çok iyi uyum sağladı. Gökhan da onun lisanından çok iyi anlıyor. 4 kez buluştular, 3 kez kazandılar abi. Ve çok aşama yaptı at yani. Seneye grup yarışlar koşacak bir seviyeye geldi bence at ki. Geçen yarışı da çok iyiydi mesela. O sentetikti galiba değil mi? Sentetikti. Altan'ı geçti. Altan'ı geçti yani. Altan da bu senenin ciddi atlarından bir tanesi. Ben mesela bu tayın sürat kursuna gelebileceğini düşünüyordum. Hani bu at sürat kursunun 3 yaşın mı? Sürpriz atlarından biri olabilir diye düşünüyordum. Çünkü 1600'e hiç çıkmadı galiba değil mi? İlk defa mı çıkıyor? 1600'e ilk defa çıkıyor. Evet. Bir kere daha üçüncülüğü var. Bir kere daha üçüncülüğü var abi. Ama genelde 1200-1400 oraları tercih ediyordum. Doğru da yapmış bence sürat kursu yerine bu yarışı seçmekte. Çok yani böyle paralı galop yaptı at yani. Yorulmadan, sıkılmadan. Nedir orijini? Producer. Yurt dışı. Senoragato. Seliboy için Seliboy çok iyi bir at ama bence bu mesafeler ona biraz kısa. Seliboy'un daha önceki İstanbul denemelerine de bakıyorum abi. Bir Avram Barokas koşusunda ikinciliği var, onun haricinde hep böyle tabelanın sonlarına, beşinciliğe gelmiş. Bursa'daki o parlak şeyi de yok gibi İstanbul. Ama zaten bu mesafenin atı olmadığı belli. Yani seçiyor mesafe. Bence tabii. Uzun mesafe. Daha uzun Seliboy istiyor. Daha uzun istiyor. Seliboy'a da uzunlarda dikkat diyelim stüdyonun yorumlarıyla. Özkan İşgüden'i saygı ve rahmetle andığımız yarışa geçeceğiz. Greykurt'un galibiyetini soracağız. Haftanın başarılı jockey'i Gökhan Kocakay'ı dersleri. Greykurt çıktı, numarayı aldı zaten. Bir gidiyor. Yavinger iki diyor. Catch the Stars sen. Raymond Reddington 3. Attalos 4. Attalos 4 gidiyor. Hep böyle mi koşuyor bu Safkan? Greykurt hep böyle önde. Yine tempoyu o belirledi. Evet, çok hızlı bir tempo değil ama. Böyle hele kendi temposuna gittiği zaman Greykurt gerçekten yakalanması zor bir at. İnatçı bir at. Evet. Yavinger geldi hemen dışına. İkinci sırada Yavinger var. İçinde Raymond Reddington kolay bir görüntüde. Attalos bizim için hemen peşlerinde. Bizim için de ciddi bir aradan dönmüş bir isim. Evet. O da Harem'in provasını yapmış bence. Evet. Geçen seneydi değil mi? Müthiş koşuyordu. Evet. Üst üste geliyordu. Evet, geldi zaten ikinciliğe. Biraz daha kapatır mı derken boyuna kadar düşürdü. Kondisyonu yetmedi yani, yoksa bayağı sıkıştırdı yani. Sıkıştırdı. Bir heyecan yaptırdı. Bir heyecan yaptırdı. Greykurt kazanan isim oldu. Atan abi ne diyorsun? Ya güzel bir yarış koştu at. Yani güzel bir tempo yarışı yaptı. Gökhan da soğukkanlı bindi. Yarışın bütün inisiyatifini Gökhan'ın elindeydi. Havinger çok
keyifli gitmedi yani. Bütün yarışlar buralardan itibaren gelemeyeceği çok belli oldu. Öndeki atı atlayamayacağı. Ama bizim için yarışı tabii gayet güzel bir yarış koştu. Güzel bir hazırlık yarışı oldu bence. Bir sonraki yarışını tabii daha iyi koşacak. Daha iyi bir grup belki ama yine iyi bir yarış koşma ihtimali yüksek. At dolusunun da bence bir an önce sentetiğe dönmesi lazım. Benim şahsi evet. fikrim. At dolusu sentetiğe dönmesi lazım yani. Yapamıyor yani. Bir de Ali belki tabii ya, o gün yağış bekleniyordu biliyorsun. Yağış bekleniyordu. Doğru. Belki yarışın, ki biraz da yağdı ama. Yarışın sentetiğe dönebilme ihtimali de belki göz önünde bulundurulmuştur deklere kayıtta ama bence direkt sentetik hedefleyip sentetikle yoluna devam etmesi lazım. Şuna katılır mısın abi? Atalos mesela Ali Yıldız'la o çıkış dönemindeki yarışlarında hep tempo atı profili Hı-hı. çizdi. Sonra el değiştirdiği yarışta Ahmet Çelik'le bir bekledi süper bir bekleme yarışı yaptı. Aynen. Sonra da hep bekleme denendi. Acaba tekrar bir ama tempo atın yarışı... bir önceki yarışı Pitfall'un kazandığı yarış değil kötü mi? Değil. Hatta o gün de mesela arkadan geldi hemen sarılarına geldi yani müthiş bir hatta önü daralmasa kısa ama bir ama daha hiç tempo verirken görmedik. Evet doğru ama buradaki bence ya bu yarıştaki performansı bence beklemeden ziyade pistle alakalı bence. Attalos'u da çok daha iyi bir yarışta görebiliriz. Bu yarıştaki derecesi aldatmasın diyelim. Ve şimdi tartışmalı görüntülerimize gideceğiz. Yorumları merak ettiğim. Bu arada ettiğim. Da Bursa'da sevgili atı görünce Attalos'u Emrah'a da selam olsun. Bursa'da evet. Barış Karagöz değil mi? Evet, kıymetli at sahibi. Çok güzel bir yer açılıyor Bursalı yarı severler için. İnşallah oraya da bir nasipse Bursa'yı gidip geleceğiz inşallah bir ziyaret edeceğiz. 7-24 yaşayan bir evet. alan olmuş olacak. Çok güzel. Selam olsun hem darısı İstanbul'un hoşuna. Barış Karagöz'e hem. İzmir de çok güzel. Evet İzmir 2-5 artık markalaştı yani. Evet, hipodromun harika. Dışına taştı. Evet. Düğünü. Söyleyelim mi bilmiyorum söylemekte beis yok herhalde. Yani. Yok tabii canım. Bizim markamız sayılır yani Ateş Restoran İzmir hipodromunda epey tercih ediliyor. Dışarıdan da İzmir'in nasıl sizin markanız? Yani yarışçılığın bir markası olabiliyorum artık. Hipodromun içerisinde olduğu evet, için. Evet. Ayhan Ateş kardeşimiz ya. Çok iyi tanışırız tabii. Yani. Selam olsun. Ellerine sağlık diyelim onlara da. Şimdi tartışmalı görüntülerimize gideceğiz. Gözlerimizi kapattığımız bazı görüntüler var. Yorumları merak ediyorum. Diyarbakır'la başlayacağız. 5 Ekim günü. Apprenti Levent Taptık. Yarışın başına itibaren alabilir miyiz? İlk viraj, evet. Şimdi yarışa iyi başlayan iki isimden biri. Numarayı aldı, gidiyor. Dışarıdan numarayı geliyor ve alıyor. Tamam. İçeride de tecrübeli bir büyük var ondan, yaşça. Mahmut evet. Ünlü, tecrübeli bir jockey. Tamam. Levent Taptık liderliği aldıktan sonra ilk viraja giriyor. Ve viraj çıkışına doğru gidilirken... Burada yürekler ağza geliyor. Gladyatör kılıcı çekti. Orada indirdi. Yani biraz ne abartılı bir daraltma değil evet. mi? Evet. Bunda hiç rapor falan yok değil rapor mi? Rapor yok. Rapor bunun başka yok. Hiç görüntüsü yok mu elimizde? Ya? Bir açı var. Bir açı daha var ama o açı da çok net hani %100 görüntü vermiyor. Onu da verelim. Diğer açıyı da verelim. Bak. Sevgili Çağrı'dan da rica edelim. Hira'dan. Evet. Levent bizi izliyorsa burada niye arkaya bakıyor? Bir seslenme mi var acaba? Ya başka bir başka bir şey olma ihtimali yok ya. Yani. Şurada tutuyor. Ya burada yani öyle bir kapatıyor ki çocuk kendini kurtaramıyor bak. Yazık günah ya. Yani bunu görmüyorsa komiser neyi görecek ya? Bence görmeme ihtimali yok. Kendi kendine düştü diye yorum yapıyor bence. Komiser raporunu okuyorum abi. 4 numarayı kayıtlı Balbike isimli at koşunun 450. metresinde binicisini düşürmüştür. Atın ve binicisi Levent Taptık'ın yapılan kontrollerinde herhangi bir probleme rastlanmamıştır. Yani at biniciyi düşürdü rapor bu. Bu ancak şöyle olabilir. Çağırırsın Levent Taptık'ı. Levent Taptık kendi çıkmış. Benim istihbaratım bu yönde. Yani ben kendim mi düştüm? Ben kendim düştüm derse çocuk. Hayır diyor ki hocam. Onu yazabilirsin. Beni düşürdü diyor. Beni düşürdü hocam. Niye çağırmıyorsunuz diyor. Levent Taptık. Bu resmen yıkmış çocuğu. Onlar da diyorlar ki sen yanlış düşünüyorsun. Niye? Nereden görmüş hoca yanlış düşündüğünü? Peki şeyi çağırmış mı? Öbür arkadaşı.
Hayır, çağırmamış. Sen bu arkadaşa düşürdün mü? Bildiğimiz temas kadarıyla ettin mi? Çağırmamış. Zaten raporda da yok. Yani çağrıldı ve ifadesi alındı ya, geçmiyor. Ya bu şu koşuda komiser diyor ki at kendi kendine düştü. Ya tamam, at takabilir, takılabilir, bir şey olabilir. Derdi vardır, bir şey vardır. Şimdi olabilir belki ama buradaki durum o mu yani? Şimdi bir at gelirsin böyle dar bir yerde, atı tutamazsın, öndekine bastırırsın, düşersin. Tamam, bu vardır. Bu gerçek. Yani. Şimdi bir at numarayı aldı. Öbür at geldi, hızlı yanından geçti. Bunu kapatırsan sana takar. Yoksa sen bunu kapatmazsan sana basma ihtimali hiç yok. Sen bunu kapattın. Adam bastı, düştü. Zaten çocuğa bağırmış ki o döndü arkasına. Niye, bak biraz geri alalım mı orayı? Orayı net görelim. Yani durup dururken burada almış liderliği burada, evet. Bak burada muhtemelen sesleniyor. O da bakıyor, ne oldu abi diye. Evet. Oradan bir şey söyleniyor yani. Bunu bir makineye alabilir miyiz? Tekrar start alalım. Evet. Şimdi buradan o numarayı aldı. Aynen, yeterince iyi başladığını düşünüyor. Evet, şimdi geldi, düşen çocuk ondan numarayı aldı. Aynen. Tamam mı? Bir seslenme oluyor. Nasıl bir seslenme oluyor Enver? İşte ben gideceğim. Ne olabilir niye? Mesela? Hayt olabilir. Şarkı mı var? Hayt. Gitme sana muhtacım. Bu olacak bir şey değil. Komiserim, bir şey soracağım. O günkü komiserler kurulu kararlarında herhangi bir ihtar ceza bir şey var mı? O gün yani. O günün tamamında. Hayır. Ha, tertemiz mi? Tertemiz. Başka bir. Ben yani, sana bir şey söyleyeyim mi? Daha önceki tarihinde bir koşunun bir kararını yazmışlar sadece. O da önceden yazılmıştır zaten. Tabii o yani. 28 başka gibi. Hiçbir ceza, bir ihtar uyarım şey yok mu? Hiçbir şey yok. Ben sana söyleyeyim mi neden öyle oldu? Neden abi? Bence o gün komiserler işe gelmedi. Aa. Bence yoklardı orada. Bir şey mi, duyumun mu var? Hayır yani, gelmedi. Hani başka izahı yok diyorsun. Hani izahı yok ya. Orada olsa verirdi diyorsun. Espri yapıyorum yani. Vay, bence vay, işe gelmedi o gün. İşte orada olsa buna... Yalnız üzülerek şöyle bir katkı yapayım. Son koşu. Ya ondan önceki koşularda da bir şey yok diyorsun. Yok da ama son koşu... Hiç mi bütün hayır, son koşu dalga geçmiyorum. Son koşu hakikaten bir kişi nöbetçi kalmış olabilir abi. Doğru olabilir. Üzülerek söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim. O gün hiçbir bir ihtarlık bir şey olmadı yani böyle bir günde. Ya bir tane bile olmadı mı yani? Ya bu koşunun kararını hangi veriyorsun, gün abi, son hangi koşu gün başlıyor. Hangi gün abi? Tarih cumartesi ne? Abi. Tarih. Cumartesi 23'te koşuldu bu yarış. Tarih gün ne? Tarih. Cumartesi 5 Ekim. Abi ben Yüksek Komiserler Kurulu'ndaki dostlarımızdan, büyüklerimizden rica ediyorum. 5 Ekim 2024 hangi saat gün? Saat 23'te cumartesi. Cumartesi günü kameralardan filan bir kontrol edip hakem odasında hakemler var mıydı? Tam göreve geldiler mi? İşte vaktinde işlerinin başında oldular mı? Allah aşkına bir kontrol edin ya. Vallahi of, şaka demiyorum ha. Bir şey de bilmiyorum, yanlış anlamayın ha. Ama doğru, bir tane bile bir hakem kararı yoksa eğer, hele ki bu yarışta yoksa. Ya İstanbul'da olmuyor bu be. Allah Allah. Şaka mı yapıyorsunuz yani? İstanbul'da oluyor mu yani böyle bir şey? Bir satır olmadı, bir ihtarın olmadı bir gün oluyor mu yani? Yılda bir kere falandır herhalde. Ya olur mu ya? Yılda bir kere falandır. Ya çocuk, belki çocuk hayatını kaybedecek daha. Yanlış. Ya, arkadaki tamam, at çarptı ona. Gördünüz mü? Düştükten sonra arkadaki at üstünden geçti çocuğu. Şaka gibi ya. Ve komiser raporunda at düştü. Yani kendi kendine düştü olarak yorumlanmış. Sevgili Levent seyrediyorsa, takip ediyorsa o arkaya dönüşüyle ilgili de... Levent'e sorar mısın? Şimdi, ne diye bağırmış? Bir bağırma olmuş mu? Bir sorar mısın? Seyrediyorsa tamam, yazsın soracağım abi. Ne diye bağırılmış abi? Yazayım hemen. Bir yandan da canlı yayında sorayım. Vallahi kusura bakmayın. Bir interaktif bir yayın yapıyoruz yani. O yüzden bu önemli bir konu ya. Ama senin iddian enteresan. Yani cumartesi akşamı 11 komiser heyeti biraz toparlanıp gitmiş midir acaba? Yazıyorum bir yandan da. Diğer tartışmalı görüntümüze de geçeceğiz. Sizlerin de yorumları da geliyor. Onları da bir yandan WhatsApp'ıma düşüyor. Vakit kalırsa onları da soralım ama şimdi Ali herkes, Yıldız'ın... Herkes diyor lütfen o çocukla konuşun diye mesaj evet, atıyor. Bu arada son koşu değilmiş galiba. Beşinci koşu. Beşinci koşu ama son koşudan önce karar veriyor ya abi. Yani 23... Anladım. Yani ya 23 yarışı 23-15. Okey tamam. Yani,
Abi bir ben size bir şey söyleyeyim. O günle alakalı bir şey yapsın Yüksek Komiserler Kurulu. Gerçekten yapsın yani. Artık ne? Bir kovuşturma yapsın. Yapsın abi, bir şey yapsın yani. Ne oldu? Bugün niye böyle? Bu hafta kendi mi düştü demiş. Çok mu temiz yarış oldu? Kendi düştü demiş. Bak ne yapsın biliyor musun? O günkü yarışları rica etsin Yüksek Komiserler Kurulu dostlarımız, büyüklerimiz, İstanbul'daki, İzmir'deki bir hakeme o günün bütün yarışlarını seyrettirsin. Siz şu yarışları seyreder misiniz? Bu yarışların hepsi sizin bu arkadaşların söylediği gibi tertemiz miydi? Herhangi bir ihtarlık, para cezası dahil, bırak gün değiştirmeyi, gün cezasını, hiçbir şey yok muydu? Bu yarış size göre temiz miydi? Bunların hepsini sorsunlar abi. Bak burada büyük sıkıntı var, ben sana söyleyeyim ha. O günle alakalı büyük sıkıntı var ha. Bu normal bir şey değil yani. Hayatın olağan akışına uygun bir şey değil bu yani. Ne imparator? At kendi kendine nasıl düşer? At basmış düşmüş. Peki şey ne diyorsun? O gün hiçbir şey olmamasına ne diyorsun? Ya illaki ya... Ya şurada biz açık yarış seyrediyoruz değil mi? Cezalık mesela şu 50 tane şey buluyorsun söylüyorsun yani. Ya... Abi arkadan seslenmedi o sırada, ben hani bir kontrol amaçlı baktım diyor. Tamam, sadece önüme geçerken seslendim. Mahmut abi yapma diye seslendim diyor. Mahmut abi diye bağırdım diyor. Yani onun bakması kendine ait bir bakma yani. Evet, arkada evet. Tamam, onu en azından aydınlatmış olduk. O güzel. Şimdi komiserler kurulu kaç kişiydi sen yukarı çıktığında dedim. Evet, çok güzel sorular bunlar. Evet. Ya akışımız biraz şey oldu ama kusura bakmayın yani. Siz de merak ediyorsunuz belli ki. Çok mesaj geliyor. Bir yani. Tane esas komiserimiz vardı. Hep o konuştu. Diğerleri dinleyiciydi. Sekreter ya vardı. En azından işteymiş vardı. Yani. Evet. Anladım. Son dakika bildirdi yani geldi. Var güzel espriler de yapmayayım yani. Üzülüyorum sonra niye böyle konuşuyorum. Keşke olmasalardı diyesi geliyor insanın değil yani, mi abi? Bu kararlardan sonra. Üzülüyorum yani. Vallahi üzülüyorum yani. Levent'e geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun. Görüntü hoş değil çünkü. Ve geçelim bir sonraki tartışmamıza. Ali Yıldız yarışın son 50 metresinde bir cezaya gitti ve 7 gün sahadan uzak kalacak. Bakalım nasıl bir foul ve imparator ne diyecek? Atanam neler katacak? Hep birlikte görelim. İstanbul'dayız. 4 Ekim günündeyiz. Verelim arkadaşlar kule görüntüsünü. Geldi. O günün 3. koşusuydu. Electrus isimli safkanda en dışta izlediğimiz Salih Oğlu Ekürsü'nün forması. Sarı siyah. İçinde de oğlum Salih Gökhan Kocakaya mavi beyaz. Ve az daha devrilecekti oğlum Salih. Onu bir göreceğiz şimdi. Sağ elinden kullandı. İki tay ayrıldı derken içeri bir hamle. Hop. Allah muhafaza. Hak etmiş cezayı canım. Gerekli miydi imparator? Gerekli miydi bu yani bir jokeylik tekniği açısından? Hayır canım, gereksiz. Dördüncülük, beşincilik. Hiç gereksiz bir şekilde cezayı alıyor. Bir ya zaten elini açıyor. Bu çocuğun en özelliği neydi? Hop. Neydi? Çiftel. Topar, çiftel. Söylemeyecektim, söyleyeceğim. Haraları da ondan kaybetti. Oynatın göstereyim. Vay 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 vay. Hatay mıydı? Haralar mı? Hatay. Oradan kaybetti. Kantarmaları uzundu elinde. Uzun kaldı, kaybetti. Yani iyi yaptığı bir şeyi yapmadı. İyi yaptığı bir şeyi o gün yanlış yaptı. Aynı bak, sol eline bak. Devamlı kantarmayla uğraşıyor. Orada da kantarmayı kısaltamadı büyük koşuda Şen Abdülhamit. Vay be, ve burunla bitti yarış. Evet. İşte bir anlık dalgınlık. Burada da yani Gökhan'ın da Allah yani korudu. Yıkılacak adam. Yıkılacaktı. Bir hafta vermiş bu. Burada fazla da verebilirdi yani. Niye verdin demezlerdi. Kasıtlı hani foul yapmak için yapmadığı değil, için ya, vermez. Ya, tabii yani. Kasıt yok niyet, ama. Öyle bir niyeti yok. Yapmayacaksın. Teknik bir şey oldu yani, kusur oldu. Yani söyledi imparator zaten gerekenleri. Ali Yıldız bir hafta. Ki imparator Ali Yıldız'a güzel hani şey. Her zaman biliyorsun. Ekstra kol kanat tabii. Gelir her zaman yani. Yani iyi ama çok burada iyi. Artık yani yapacak ama şey yok. Yani şimdi kafası karışık dedim ya ben. Aynen. Ben kafası karıştı, oturdu, kalktı, kantarmasını doğrultamadı, kaybetti büyük koşu. Başka bir hatta daha oturdu o gün için.
Ben ona ama kafasının karışacağını söyledim. Senin kafan karıştı. Oturma, o virüs girdi. O virüs girdi. Devam et. Yani işler iyi giderken bir küçük hata, bir küçük kafa karışıklığı. Bakalım eskisine de güçlü döner. Yine bir kazaya gideceğiz. Mehmet Kaya bu kez yıkıldı ailesinin safkanıyla. 2 Ekim günündeyiz. Ve tam da viraj üstünden şimdi geliyor görüntü. Bu biraz daha farklı bir düşüş oldu. Yani yarışın da favorilerinden biri. Mehmet gibi bir jokeyin. Değil mi abi? Hiç. Yani böyle düşmesi %101 milyon kendi hatası, bastırıyor. Bak at zaten hemen arkasında basacak. Buyur. Hop. Şu içteki... Hiç farkında bile... İçteki tayın bir anlık hamlesi de etkili olabilir. Bir anlık hamlesi falan hiçbir şey yok. Bunda dikkat edeceğim bastırmamaya. Ya var. Hop. Tamam ama yani o da dönmeye çalışıyor virüs. Yani o virüs öyle kolay dönmüyor. Yani. Tabii ki var onun ama... Sen orada ayarını alacaksın. Abi arabada bile ne diyor? Bazı arabalarda biliyorsun otomatik. Sen yaklaşmaya çalışıyorsun, arabayı kilitliyorken izin vermiyor. Diyor ki mesafeyi şey yaptın. Açtın. Açtın diyor. Gaz kesiyor. Aynen. Çok geçmiş olsun Mehmet'e. Hiç hayal etmediğim basan şey basan düşer. Bu işin gerçeği. Öndekine hiçbir şey olmaz. Basan düşer. Ankara'da protestolu bir görüntüye gideceğiz. Ayhan Kurşun buradan bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. 5 gün. En içte Kır Safkan. Sayın Tayral Tutumlu'nun başarılı... Yarış hayatına başarılı başlamış isimlerinden biri. Tay mı bu? Tay. Değerhan. 3 yaşlı Arap. Evet ama işte bu da gitti tamponu vurdu. Aynen rakibine bir dokundu ki o rakibi de dördüncülükte kaldı bu foul sonrası. Bir daha geldi onun önüne. Yaklaştı farkı da kapattı. Bir daha geldi. Ayağına acımış yani şey. Ankara'da böyle 5 var mı ya? Komiser acımış ayağına. Merak ettim 5 var mı? Olmuş. Ankara'da. Olmuş. Enteresan yani. Burada sonra da bırakmadı Didem Hanım. İyi ne diyorsun yaşam. İmparator 5'e? Yani ayağını şey yapmış, kayırmış yani. Bir pozitif ayrımcılık olmuş gibi. Olmuş. Belki niyeti hayır. 5 gün Ayhan at sırtında olmayacak. Ama İsmail Yıldırım. O sarı lacivertliğe ne vermiş? Ona da ihtar vermiş yani, imparator. Kim ona binen şey? İsmail Yıldırım. İsmail Yıldırım. Ona da ihtar vermiş. Didem Hanım'a geçmiş olsun. Diyelim ve geçelim şimdi tartışacağımız bir sonraki. Bütün buyurun. Komiserler kuruluna söylüyorum. İstanbul, Ankara, jokeyler atları dövmek için kamçı kullanıyorlar. Siz de onlara çanak tutuyorsunuz. Yani bilhassa bu hafta grup 1 yarışında atların tozunu sikti jokeyler. Komiserler hiç kimse gel bu niye böyle kamçı kullanıyorsun demedi. Bilmiyor ki. Gerçi bu hafta biraz komiserler kamçı sayısına dikkat etti imparator. Sayıyı bırak. He. Şimdi sayı 2 ben 2 tane vururum. Ama? Yani o 2 tane nizami değildir. Bütün düzük nizami kullanmadı. Kaç tane jockey var? Hiçbir şey yok. Güzel. Yani eğer Türk jockeyliğini yüceltmek, daha iyi seviyelere getirmek istiyorsak yani bu işlere çok dikkat etmemiz lazım. Sen orada bir aprantinin maliyetini bilsen var ya, inanamazsın yani. Ne emekler, bak, ne masraflar. Ne masraflar. Yani orada bu paralar harcanıyor. Sen buraya geldiği zaman onun böyle bir kamçı kullanmasına o çünkü orada doğrusu öğretiliyor. Çanak sevgili tutuyorsun. Ömer hemen katkı verdi. Sayıdan değil şekilden verdikleri bir jokey var bu hafta. O da Ercan Çankaya. Bayram ama Ercan Çankaya zaten hep verdikleri o. Doğru. Çünkü düzeltmiyor. Düzeltmiyor. Düzeltmediği için de alıyor. Ama işte bu işi caydırıcı olmadığı için. Ve Ercan Çankaya, ben apranti okulunda hocayken 2 sefer geldi. Kamçıdan. O zaman bir ay geliyorlardı. Doğru. Biliyorsun. Şimdi tartışacağımız diğer yarışa gideceğiz. Adana'dayız. Ve start çıkışında bir tayın şansı neredeyse start çıkışıyla beraber bitecek. 2 numaralı kulvardan çıkan tayın üzerine
Of 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 of. 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 Tekrar piste hiç döndü. Hiç böyle bir şey görmedim. Tekrar piste geldi abi. Evet, tekrar piste döndü ama o sırada tabii fırtına Beşir biraz. Ama onun da yapacağı evet. Bir şey yok. Saptı at. Saptı gerçekten. Allah Allah. Ve yarışta o mu kazandı? Yok. O ya pistin dışarı çıktı o. Sayılmaz esasında. Öyle bir değil mi? Kazansa biraz sıkıntı olabilirdi. Sıkıntı tabii bak. Dışarı çıktı mı? Çıktı. Çıktığı yerden girerse sorun olmaz. Güzel. Kural öyle diyor. Hadi ya çıktığı yerden girecek. Allah Allah. Bayağı ciddi bir tehlike atlattılar bence. Tabii... Ama bak burada pistin dışına çıktı, at içeri girdi. Evet ya. İnanılmaz bir şey. Çok ben ilk defa olsun. Bak bu kadar sene. Çok geçmiş olsun. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Öyle bir şey değil mi? Yok olmadı değil mi? Olmadı bu ne kadar hiç. Yani jockey o kadar kontrolünde ki o çıktığı halde tuttuğu tekrar oyunda. Foul yapan da arkadaşına bakıyor düştü mü diye. O da tabii yürekler ağza geldi. O da korktu şimdi yani. Yani. Yürekler ağza geldi. Şimdi olsun. Bursa'ya 30 Eylül gününe gidelim. Neden 30 Eylül gününe gideceğiz? Yarışın protestosu var ve sevgili editörümüz Ömer'in komiser raporunu oku lütfen yorumu var. Günün 6. koşusuydu. Lion Hakim yarışı kazandı. Biraz daha geriden alırsak safkanların ve jokeylerin didişmesini göreceğiz. Daha geriden alabiliyoruz mu? Çünkü virajda başladı ilk mücadele. Orayı göremiyoruz herhalde. Yarışın normal yarışı yoksa buradan verelim. Tamam buradan alalım. Çünkü Mehmet Kaya ile Hışman bir ilk didişme oluyor. Buradan devam ediyorlar. Kırmızı jokey ekipli sarı kırmızı formalı safkanda Mehmet Kaya var. Beyaz jokey ekipli mavi beyaz formalı safkanda da Hışman var. Onlar Mehmet, virajda bir... Mehmet en dışarı gitti evet. Şimdi. Virajda bir didiştiler. Orayı göremedik. Tekrar tam virajın başına dönelim. Çünkü o esas... Heh, süpersiniz. Hira hemen yarışı da verdi. Şimdi Mehmet 2 numara sarı beşinci, forma. 6. mı bakıyoruz? Evet 5. ve 6. sıradaki 2 ata bakıyoruz. Yarışın da favorileri. Biri 1. at, biri 2. at. Şimdi Mehmet Kaya orayı biraz zorluyor. Hışman o vermiyor. Orada çıkarmam diyor. Mehmet zorluyor, Hışman vermiyor orayı. Sonra iş biraz tehlikeli boyutlara varıyor. Burası. Çünkü içerideki at da orada. Evet burası. Olaya dahil oluyor. Ne vermiş abi bu jokeylere? Şimdi komiser raporunu da oku demiş evet. Ömer. Söğütlü aslında antrenörü. Dilekçe veriyor. Hem dengesiz o virajdan çıkarken yeşil, fosforlu yeşil jokey ekipli Mustafa Çiğ'e bindiği taya hem Hışman'ın bindiği taya bir protesto çekiyor. Ve komiser diyor ki Mehmet Kaya 600 virajında hatalı kulvar değiştirdi. İhtar. Batı Mert, İbrahim Sefa Söğüt son düzlükte savunmasını vermek için çağrılıyor. Lain Hakim, Hışman Çizik sözlü olarak ifade veriyor ve uyarılıyor. Kadir Tokaçoğlu sözlü olarak uyarılıyor. Çay kahve var mı? İkram var mı? Diyor. Mustafa Çiçek'e hiçbir şey yok. Şu düzlüğe çıkıştaki aha. Fosforlu yeşil. Hışman'a sözlü uyarı var. Mehmet Kaya'ya ihtar var, para cezası yok. Şurada. Ya burada Mehmet'le Hışman'ı çağıracaksın. 5 mi verirsin, 7 mi verirsin, 10 mu verirsin? Yarışın içinde kavga, dövüş ya. Ediyorlar, kavga evet. Ediyorlar yani. Hira tekrar 800 alabilir miyiz normal yarış kamerasından? Yani yürekleri ağızlara getirdiler ikisi de. Bu arada protesto öndeki Mustafa'ya çekilmiş ama Mustafa hakikaten hakem orada tek doğru kararı Mustafa bir şey yapmıyor. Arkadaki Batı Mert yapıyor. Abi canım. Ve buradaki o didişme bakın burada bak. Tehlikeli bir hal alıyor. Burada imparator of, öğrenmek of, için soruyor. Burada of, Hışman'ın of. Kabahati ne? Hışman'ın kabahati çıkartmamak için içeri itiyor. Ama onun yeri kendi yeri yani o illa oraya zorluyor devamlı onu orada. Bir daha alsana 600'ün oraya. Hira'cığım sana ama zahmet. Ama göre göre kendi yeri diye. Ama şimdi. Sen onu bak. Burada Mehmet zorluyor. Tamam, ama bak nasıl itiyor oraya çıkmasın bak diye. Bak şimdi dönünce sağ eline dikkat edin iş onu. Yani bak orada bile dışarı almak istiyor. Bak, çocuk, ama burada Hışman bir adım alıyor abi içeri bence. Şimdi bak evveliyatta Hışman çıkartmamaya karar vermiş. Mehmet onları yapmasa hiçbir şey olmayacak. Tabii.
%100 katılıyorum. Mehmet Kaya'nın yüzünden yani oldu. Durup dururken bir şey yapmıyor Osman yani. Oldu. Yani çok gereksiz zorluyor Mehmet orayı. İmparator yani. İlla bana vereceksin. İlla bana vereceksin. Ya niye sana vereyim kardeşim illa? Ben de yerimi almışım gidiyorum yani. Ama imparator sanırım önleyici bir... Ha o ayrı. Değil mi? Siz onu söylüyorsunuz. Yani Şişman önleyebilirdi. Açacaktı. Tabii canım Şişman. Kaybedecek. Yani Şişman şimdi onu çıkartmamaya karar vermiş. Onun atı kuvvetliyse çıkacak. Sen niye itiyorsun? Doğru. Senin atın kuvvetliyse zaten o çıkmayacak. Sen çıkmasın diye devamlı içeri onu itiyorsun. Yani imparator şurayı söylüyor. Sen de onu itiyorsun içeri diyor. Tabii itiyorsun. Bakın burada bak, Mehmet zorluyor, Hışman bak, itiyor. Kaç sefer itti. Ve tam düzlüğe çıkışta sanki imparatorun dediği gibi Hışman bir yarım adım alıyor bak burada abi. Evet. İçeride Batı Mert de baskı. At, o atı da müşkül duruma koydular yeşil şapkayı. Sözlü bir şey soracağım. Hocam. Mehmet'in dışındaki atın üstünde Selim Kaya olsa. Evet. Halis Karataş olsa. Mehmet Kaya yapar mı onu? Yapmaz. Niye Hışman varken yapıyorsun abi? Evet. Şimdi bu tip yarışlar tabii diğer jokeylere örnek. Sen burada bir şey veremiyorsan yarın öbür jokeye de vermeyeceksin. Ya adam düştü vermediler ya. Adam düştü demin vermediler bir şey yani. Düşürdüler yani. Düştü değil. Adam ölecek yani Allah korusun. Ölüme sebebiyet. Öyle bir kapatıyor ki. Adam uçtu atın üstünden. Abi güzel bir mesaj atmış şimdi bir arkadaşım. Normalde at yarışlarını çok fazla seyreden biri değil. Fakat diyor ki sizin programa bir girdiğim zaman çıkamıyorum. Sevgili Bilgehan seyrediyormuş. Bilgehan Işık. Üst düzey bir yönetici aynı zamanda profesyonel hayatta diyor ki sizin programa girdim mi başka hiçbir yere geçemiyorum at yarışlarını seyrediyorum imparatora selamlar atar imparatorun çekiciliği var abi yani adamı yakalıyor televizyonda ve bırakmıyor adam sevgili Bilgehan'a selam çok olsun selamlar. Bizden ayrılma seyredin ve bekliyoruz da yarışlara da bekliyoruz diyelim ve geçelim hatalı start sebebiyle tekrar edilen yarışa sosyal medyada hatalı start nerede yorumları vardı? Bu hatalı olan mı hatasız olan bölüm mü? Çünkü ikisi arasında bende çok bir fark. İlk hatalı startı görelim. Bir şah hatalı çıkış geliyor. Hatalı çıkış diye durdurulan yarış geliyor. Nereye bakacağız abi? Hangisi abi 3 kul vardı yanılmıyorsam. Evet 3 kul var. Bir hamlesi var. Kafasıyla vurdu açtı. Burası. En çok zararı kendine oldu ama herhalde. Evet. Şöyle bir şey oldu. Yarışsever şuna da isyan etti. Şimdi Atan abi dediği gibi en çok zararı kendisine oldu ve hatalı çıkış olduğunu tek bilen neredeyse hemen enseye bastı. Hiç yarışmadı. O mu kazandı? O kazandı. Allah Allah. Biraz da isyan oradan oldu. Evet. Enteresan. Şöyle kendi yaptı ama kendine zarar verdi diye hakem saymadı. Evet sonra da dönüşte hiç efor sarf etmeyen en az efor sarf eden o olduğu için çok da kolay bir görüntüde yarış kazandı. Tartışmalı bir şey bu. Ama bu tarz durumlarda galiba hakem şunu söylüyor yani ben basmadım tuşa dolayısıyla hatalı çıkış. Doğru mudur abi? Yani evet. Kapağı vurduğu için açılıyor kapak. Geçmiş olsun diyelim Huayon'u da kutlayalım. Bu galibiyeti sebebiyle. Şimdi haftanın enlerine geçeceğiz. Çok ya o kadar güzel mesajlar geliyor ki sevgili Oktay'a, Gökhan Şeker'e selamlar. Enteresan notlar geliyor. Oktay diyor ki Cemal Paso'dan farkı kafamı kullandım diye işaret yapmamasıydı Ali Yıldız'ın. Sessizce kazandı diyor. Doğru. Yani ne detaylar var. Kimse de unutmuyor. Haftanın enlerini görelim. Haftanın at sahibi Sayın Nebi Doğan. Haftanın yetiştiricisi Kurtel Harası. Çok formdalardı bu hafta. Haftanın İngiliz atı Süper Bella. Haftanın Arapatı da Kral Karınca oldu. Haftanın antrenörü Hakan Yüzbaşı. Haftanın şokeyi Gökhan Kocakaya. Ama burada bir parantez açalım dedik canlı yayında. Akın Sözen ve Mehmet Akyavuz'u da grup 1 galibiyetleri sebebiyle yazmak istedik ama 3 jokey biraz. Ömer Bey Gökhan Kocakaya'yı seçti. Sizden bir itiraz geldi. Evet benden bir itiraz. Ben bir Akın Sözenci oldum abi bu ara. Öyle diyorlar ya Akın Sözenci. Hepimiz bir şeyciyiz abi yani zaten.
Ben hiç karışmıyorum alay yarışlarına. Evet, yani imparator. Ben 25 yıl... Ben seçiyorum zannediyorlardı. Biz de seçmiyoruz. Ömer seçiyor. Editör seçiyor. Biz de fikrimizi soruyor Ömer. Ayrı bir ama kimse sormuyor. O bizden daha iyi takip ettiği için biz genelde Ömer'e şey yapmıyoruz yani. Tabii itirazımız olmuyor. Sorarsa söylüyoruz. Ha, onu çektim. Bence şuncu buncu. Ben 25 sene halisçiydim. Kimse bana bir şey demiyordu. Ne güzel günlerdi o günler. 25 sene halisçiydim ben. Mesela televizyon stüdyosunda ben Özcan Yıldırımcı diye biliniyormuşum yıllarca. Evet. Öyle mi? Evet. Anlatıyorlar, ben gülüyorum yani. Ama sezon başı sen sadece... Hayır, ben onu... Bu sezon başı çok tutuyordun. Tutuyorum, o ayrı da. Tabii, hani sen... burada konuşmalarımı hep Özcan Yıldırım'ı kollamışım ben senelerce. Ben ayak kurşun. Sen zaten o kesici. O tartışma götürmeyen bir şey yani. Yok mu abi? Takılıyorum ya. Abi kimi istersek de tutarız. Kime ne hesap vereceğiz ayrıca da yani. Haksızlık yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz, ona baksın. Yani. Kimseye haksızlık yapıyor muyuz? Hayır, yoksa hepimiz birimiz Fenerbahçeliyiz, birimiz Galatasaraylıyız abi yani. Anladın mı? Bizi tanıyan da zaten... Burada... Bak bir de bir şey söyleyeyim mi? O lafları konuşanların hepsinin bize işi düşmüştür. Hepsi de yapılmıştır ha. Elimizden ne geldiyse yapmışızdır yani öyle. Ne isterlerse canları istediği zaman aramışlardır. Canları istediği zaman... İşte bir şey istemişlerdir veya bir şey, hepsine de dönmüşüzdür, abilik dostluk yapmışızdır ha. Ama bu iş işte maalesef öyle. Yapmamak lazım. Bir kriteri var şeyin. Evet. Haftanın jockey olmanın tabii o günkü büyük yarışları kazanacaksın, fazla yarış kazanacaksın. Tabii. Yani kapanışı ama... biliyor muyuz Ömer? Bir şeyleri de konuşalım abi. Ya haftanın bu mesajlar geliyor. Hemen onlara vakit ayırırız abi. Haftalık jockey performans tablosunda imparatorun dediği gibi tabii ki grup koşuları önemli ama bir de böyle aykırı bir performans var Gökhan Kocakaya'dan. Yani 40 yarış, %40'la. %40'la bir grup 4 kısa vade 12 yarış kazanmak haftanın jockey'i yapar gerçekten. Herhalde yani. Mehmet Salih Çelik iyi bir hafta geçirdi, 2 kısa vade 6 birincilik. Nevzat Avcı iyi bir hafta geçirdi, 2 kısa vade 6 birincilik. Akın Sözen bence altın yılını yaşıyor. Bir grup bir kısa vade 5 birincilik. Hışman Çizik 5 birincilik. Biri kısa vade Ali Yıldız 5 birincilik. Biri kısa vade. Jockey Ligi'nde Ahmet Çelik farkı beklenen kadar açamadı bu hafta. Hem Vedat Abiş hem Muhammed Mirbilgin cezalıydı. Vedat'la 11'e çıktı. Muhammed Mirbilgin'le 22'ye çıktı. 200 barajını ilk geçen jokeyde Ahmet Çelik oldu. Peki Ahmet cezaya gidiyor mu? Ahmet savunma verecek bildiğim kadarıyla. Yok cezayı almadı yani. Daha almadı, savunma verecek ama bana biri bugün Ahmet ceza aldı dedi o yüzden sordum. Kamçıdan. Ha bilmiyorum. Kamçıdan olduğu için ceza %100 gibi gözüküyor. Ha, anladım. Ama bakayım. Onun için öyle dedi. Belki vermiş. Biri bana çünkü Ahmet ceza aldı dedi, ben de bilmiyorum nereden aldı dedim. Evet. Savunmayı verdi mi diye bakayım abi hemen. Görmüyorum şu anda. Varsa bir şey. Yok, belki senin yani dediğin gibi yorumlamıştır. Yani kamçıdan çağrıldığı için aynen %100 diye düşünmüş olabilirler ama tabii ki. Yani Muhammed için çok kabus dolu bir şey olmadı. Değil mi? Yani o fark çok yürümedi. Açılmadı. Gitmedi. Vedat'la hiç açılmadı bir kere. Ki bu hafta farklı bir tablomuz daha vardı. Yönetmenimiz sıradan isterim. Eylül ayı karnesi. İki aydır yapıyoruz biliyorsunuz bu tabloyu. Daha fazladır yapıyoruz ha. Temmuz'da yapmıştık. Tamam. 3 aydır yapıyoruz, 4. ayımız. Gökhan Kocakaya 33 Eylül ayında, Muhammed Mirbilgin 26. Yani Muhammed Mirbilgin Eylül ayında Ahmet Çelik'ten 7 ve Vedat Abiş'ten 7 fazla yarış kazanmış. Önümüzde Ekim, Kasım, Aralık var. 21 fark kapanabilir gibi bir görüntü var. Aynen. İmparator? Ya tabii ki şimdi ceza almasa kapanabilirdi ama o atların dönüşü olacak mı? Jokelik'te bu da var. Bıraktığın yani gibi bulacak mısın? Bıraktığın gibi binecek misin? Yani öyle devam edeceksen Nevzat tamam. Nevzat güzel gidiyor. Toparladı ince Nevzat. Geldi evet. Nevzat'a döndü. Bir ara ilk onu tehlikeye girer gibi oldu. Evet. Doğru. Şimdi ilk 5 neredeyse. Tabii. Ya burada enteresan olan Mehmet Salih Çelik. Evet. Adana sezonu başlayınca ağırlığını koydu. Yani 24 yarış kazanmış. Vedat'tan fazla kazanmış. Suat Hoca'nın kulakları çalıştı. Abisinden fazla kazanmış. Suat Hoca'nın kulakları çalıştı. Salih Çelik için çok isteyerek biniyor diyor. Bence yani müthiş bir tabir. Hakikaten öyle. İmparator da diyor ki zaten hepsinden daha iyi jockey diyor. Tabii. Daha iyi biniyor ama ben mesela bugünkü performansını seyrettim milli atlarda. Çok oturuyor kalkıyor. İşte fazla isteyince aşırı motivasyon. Ya işte o... Yoksa buz gibi binip kazandığı mesela yarışlar da var İmparator. Sizin çok böyle seveceğiniz tarz
kazandığı yarışları da var. Ya, tamam tamam da ama bu haftaki bindiği büyük yarışlarda baktım. Biraz dağınık. Çok. Bakalım ekip karnesi nasıl olacak? Farklar nasıl olacak? 200 barajın ilk geçen Ahmet oldu. Vedat ve Muhammed Mirbilgin bu hafta cezadan dönüyor. Ahmet savunma verecek. Hepsini göreceğiz. Kapanışa giderken mesajlar dedin abi. Evet. Ya çok teşekkür etmem lazım. Çok mesaj geldi bana da gerçekten. Ankara'ya Sedat Mutlucan dayıya çok selamlar. Urfa'ya Adnan Yavuz abimize çok selamlar. Ümit Beyazıtlı abimize çok selamlar. Mert abi, Mert Aksoy, Burak Terzi, sevgili Emir'e çok selamlar. Erdem, Ali kardeşim, Ali Taşbek. Burak Terzi'nin doğum günüydü galiba bir de. Öyle Burak mi? Da, mutlu yaşlar. İyi ki doğdu diyelim o zaman ona da. Çok teşekkür ediyoruz katkılar için, destekler için. Evet. Ben de Antalya'ya selam diyorum komutanım. Bugün palamutları tuttum. Oh. Atağına teslim ettim. Evet, ben vay, de. Vay vay vay. Abi, hem de kestim, temizledim, teslim ettim. Evet. İmparator bu işte de büyük keyif alıyorsunuz ya. Balık palamutu plak yapacağız. Bu sabah bak, bu sabah kalktım 4.30'da. 4.30'da 5'e çeyrek kala evden çıktım. 5'te şeydeydim, kooperatifte. Tekneyle bindim, Ambarlı'ya gittim. 1,5 saat. Allah Allah. Önce lüfere baktım. 1-2 tane geldi. O arada çok iri istavritler geliyor böyle. Şaşırdım. Dedim ya orada önde kayıklar dolanıyordu. Bir gittim bak palamı tutuyorlar. Çapara indim. 7-8 tane ama balıklar bayağı büyük yani böyle. Vay kiloluk ya. Balıklar. Tuttuk geri geldik. Sonra da çıktık programımızı yaptık işte. Bugün biraz Ömer'le kaynattık. Evet, Ömer'de... Benim de Ömer'le bugün işim vardı. Evet diyor, babam diyor motoru ayrı, torku ayrı yani böyle detaylar. Evet, motorunu değiştireceğiz teknenin. Süper. Orada bayağı bir bugün konuşmamız oldu. Ağzınıza sağlık. Senin de. Klasik kapanışıma gidiyorum o halde. 2 saati biraz evet, açtık. Bugün yarış azdı, ben bu program bitmeyecek gibi geldi bana ama. Vallahi İmparator hiç yarış konuşmasak siz 4 saat aralıksız evet. Program yapacaksınız. Yani ben onu görüyorum. O yüzden ağzınıza sağlık diyelim. Klasik kapanışa gideceğiz. Bu akşam yönetmen koltuğunda sevgili Hira Demir Başkan vardı. Ona ve ekibine, kameraman arkadaşlarıma, KCD, VTR'de seste bulunan operatör arkadaşlarıma, teknik kadroya, diğer ilerideki TCK TV personeline sonsuz teşekkürler. Önümüzdeki hafta hepimiz için şans, huzur, sağlık, mutluluk dolu bir haftalardan yine farklı analiz yapmak nasip olsun diyelim. Hoşçakalın. Bir tane geliyor, bir tane geliyor, bir tane.